bu programdaki kişiler, olaylar ve yaşananlar tamamen gerçektir. ...2016 muhteşem bir sürprizle geldi. Locada oturan gelin ve damat adaylarından bir kişi sezon finalinde İstanbul'da muhteşem bir evin sahibi olacak. Locada büyük sürpriz. Ağır başlılığı ve duruşu ile herkesin beğenisini kazanan Songül Hanım kalbini Locada'dan hangi adaya kaptırdı? O kadar çok yoğun duygular hissediyorum ki ve bir insanın mazi yüzünde gizli olduğunu düşünüyorum ve ben izin verirse onun yüzünü ezberlemek istiyorum. Seni gördüm ve senden çok etkilendim. Sana gelmek istiyorum. Elinden tutup seni buradan götürmek istiyorum. Şimdi. Abisi var ortada. Abisi istemediği sürece biz bir araya gelemiyoruz. Abim bana dedi, Mehmet dedi. Ben dedi araştıracağım. Ben diyor karşı çıkıyorum sizin düğününüze diyor. Onların aşkının büyük engeliydi. Nişana bile gelmedi. Abimi karşıma aldım. Herkesi karşıma aldım. Umarım benimle bir şey olmaz. Cansu ve Mehmet evliliklerine onay vermeyen ağabeyle ilk kez yüzleşti. Şu an abisini merak ediyorum. Acaba nasıl? Biz de çok merak ediyoruz. O zaman abisinin yaşadığı eve doğru yol alalım. Bu karşılaşma anında neler yaşandı? Şimdi. Benim babamla aram biraz limoni bu sıra. Canlı yayında seslendi. Özlemini milyonlar önünde dile getirdi. Tamam. Babacığım, ben seni çok seviyorum. Bu dünyadaki en kıymetli erkek sensin benim için. Hanife Hanım'ın babası stüdyoya gelecek mi? Şimdi. Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Benim 6 tane oğlum var. En küçüğünden hariç hiçbirini göremiyorum. Çocukların nerede şu an? 4'ü cezaevinde. Biri meçhul kayıp, kayıp. Ben onu zaten 10 senedir görmüyorum. Yaşadıkları, çektiği acılar tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. Ben dünya gözünde onları tekrar böyle sadece bir defaya mahsus hepsini bir arada bir sofrada görmeyi çok isterim. Nazlı Hanım 12 yıldır görmediği evladının yaşadığı haberini canlı yayında aldı. Kimliğine falan bakmadınız mı? Ben kimliğine baktığımda Nazlı ismini gördüm anne adında. İddialardaki o isim Servet Kurt mu? Sürpriz tanıklar ve şok gelişmeler canlı yayında. Şimdi. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgili. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgili. Yalnız ben olayım sevgilim.
gözünde yaş yine ben. Sana aşık yalnız ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben olayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben olayım sevgilim. Sevgili orkestram seyircilerim, ekran başındaki izleyenler, Allah sağlığın. Teşekkür ederim. Ya. Çok teşekkür ederim. Efendim Fox TV ekranlarından bugün de sizlere merhaba dedik çok şükür ki. İnşallah güzel bir program olsun temennileriyle. Eğer siz de bizim programımıza dahil olmak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. 0212 318 18 arayacaksınız. Facebook üzerinden Zuhal Topal başvuru sayfasından aday olarak gelebilirsiniz. Talip olarak gelebilirsiniz. Bizimle bu heyecanı, bu güzelliği, aşkı paylaşmak isteyen herkesi bekliyoruz. Tekrar sizler ekranlarınızın başına. Orkestram değerli seyirciler ve loca adayları. Sizler de stüdyoma hoş geldiniz. Sevgili Tuğba Ayhan, psikologumuz, danışmanımız, bugün senin doğum günümüş. Mutlu yıllar Tuğba'cığım. Tekrar. İyi ki aramızdasın, iyi ki yollarımız kesişmiş. Güzel bir yaşı olsun, gönlünden geçen her şey seni bulsun. Çok teşekkürler, çok incesiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Yeni yaşıma sizinle birlikte girmek benim için çok onur verici, çok gurur okşayıcı. Seni seviyoruz Tuğba, iyi ki bizimlesin, iyi ki doğmuşsun. Güzel yaşın olsun. Mesajın için de çok teşekkür ediyorum annemle ilgili. Bu arada ufak bir teşekkürüm var. Öncelikle bir müjde vereyim tabii. Sevenlerimiz sağ olsun, sizler, seyircilerimiz, akrabalar, dostlar, ekibim. Çok teşekkür ediyorum destekleri. Binlerce geçmiş olsun mesajı geldi. İyi temennileriniz geldi. Beni çok mutlu ettiniz. Böylesi zor bir zamanda sizin sevginizi, desteğinizi hissetmek inanın bana çok güç kuvvet verdi. Anneciğim, sevgili Gülay'cığım, tekrar ellerinden öpüyorum. Senin hastaneden yanından geliyorum şimdi. Geçmiş olsun tekrar sevgili anneciğim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Amin. Çok şükür yoğun bakımdan çıktı. Normal odaya aldılar. Birkaç gün daha misafir edecekler onu hastanede. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Orkestram, ekibim, çiçekler göndermişsiniz. Geldiniz. Ayaklarınızı ellerinize sağlık. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ay. Dolu dolu bir program olacak inşallah. Ama neyle başlamak lazım ki güzel gitsin gerisi de? Bir karşılaştırmayla başlıyoruz efendim. Kim geliyor? Gülcan Hanım geliyor. Buyursunlar, siz de alayım böyle. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Annenize. Çok teşekkür ederim. Sana da geçmiş olsun. Biliyorum hastaymışsın. Acil şifalar diliyorum. Beyefendi için geldi Gülcan Hanım. Evet. Ve Hüsamettin Bey de geldi. Hazır bekliyor. Hemen davet edelim. Bir tatlı huzur almaya geldik Karamış'ta. Ah Karamış'ta. Siz de hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Olun, teşekkür ederim. Annenizin ellerinden öperim. Ay, geçmiş çok olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Hüsamettin Bey geldi. Hüsamettin Bey. Evet, bir hoş geldin diyelim. Sohbetimiz başlasın. Hüsamettin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi misiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sormalı. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Hepimize inşallah. Sağ olasınız. Nereden geldiniz? Ben İzmir'den geldim. İzmir'den geldiniz. İzmir'de oturuyorum. Evet. Evet. 78 yaşındayım. Evet. İki evlilik yaptım. 6 tane çocuğum var. Maşallah, maşallah. Maşallah.
İlk hanımla 19 sene beraberlik yaşadık. Vefat etti. Başınız sağ olsun. İkinci hanım 35 sene yaşadık beraber. Onu da 2 sene önce kaybettim. Allah rahmet eylesin. Üst üste 2 eşinizde. Sağ olun. Mukadderat. Mukadderat. Yapacak bir şey yok. Nurlar 5 sene hastanelerde dolaştırdım. Sırtımda gezdirdim. Allah bin bin razı olsun onundan da. Ben 4 çocuktan kalmıştım ilk hanımdan. Hepsini everdi, yerleştirdi. Hepsi evli, yerli yerinde. Bütün çocuklarla aram çok iyi. Hepsine gidiyorum. Bir ay onda kalıyorum. Mesela bir ay oldu ben buraya geleli İstanbul'a. Pendik'te kızımda kalıyorum. Bu arada kızınız da buradaymış. Evet, burada efendim. Şaduman ablanın yanında oturuyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hemen mikrofon uzatalım. Sevgi Hanım değil mi? Sevgi Hanımcığım nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ne kadar Allah güzel babanıza versin. Destek için gelmişsiniz. Tam destek. Hep destek, İnşallah. Tam destek. Hayırlısı da olur. Gülcan Hanım'la ilgili de... Hoş geldiniz. Sağ olun. Biliyorum ki çok güzel düşünceler. Bir tanedir babam. Ya değil mi? Allah başınızdan eksik etmesin. Amin. Cümlemizin. Bakın... Çok da duygusaldır bu arada. Görüyorum. Çok belli ne kadar duygusal hassas oldu. Çok da zor şeyler yaşamışsınız. Sizin de başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Fakat bakın sırtımda dolaştırdım. Kaç yıl hastane dolaştım tamam, dediniz. Allah razı olsun. Yüce Rabbim onları görüyor ve mükafatlandırıyor. Bakın çocuklarınız ne kadar güzel. Hepsiyle görüşüyorsunuz. Aranız iyi. Bu da sizin mükafatınız, hediyeniz olsa gerek. Allah herkesin yaptığı iyiliği de karşısına çıkarır, kötülüğü de çıkarır. Teşekkür ederim. Evet, Allah razı olsun hepinizden. Demişsiniz ki eğer Gülcan Hanım İstanbul'da yaşamakta ısrar ederse sizin yanınıza mı yerleşecek Sevgi Hanım? Kızlarımın yanına da gelebilirim, İstanbul'a yerleşebilirim demişsiniz. Yerleşebilirim, Pendik'e yerleşebilirim. Beni bağlayan bir şey yok. Ben orada kirada oturuyorum. Bak 35 senedir aynı dairedeyim. Dayalı döşeli evim. Artık buraya nakledebilirim yani. Anlaşabilirsek inşallah. İnşallah. Yüce abla öyle de bir ihtimal, öyle de bir seçenek efendim sunuyor sana Hüsamettin amca. Evet ama benim kriterlerimde 70 yaşa kadar demiştim ya. Ay yapma gözünü seveyim ya. Ama 78 yaş, 78 ya. Evet. Beyefendiyi gördüğünüzde hiç böyle bir ön yargı içinde olmayacaksınız. Tabii açacağız muhakkak, görmek istiyorum tabii ki. Evet hiç at kafandan o ön yargı yaşla ilgili sorunu. Yani ben çok inanıyorum ki... Bu fikrin değişecek. Öyle hissediyorum. İnşallah. Temenni ediyorum. İnşallah. Ne güzel kızıyla da gelmiş. Tamam. Çok yüreği yüzüne yansımış bir beyefendi. Göreceksin zaten birazdan. Yorum. Mehmet Bey, Sultan abla, Şendoğan abi. Beyefendi o kadar nezih bir insan ki, taşıyabileceğiniz bir insan. Artı size o kadar da uyumlu ki, bildiğiniz gibi değil. Bence bir çay için tanıyın kendisini. Artı yaşa da hiç takılmayın. Her şey baştadır, yaşta değil. Lütfen bir tanıyın, bir şans verin bence. İnşallah. Teşekkür ederim. Bakan Gülcan Hanım, efendim? Eğer 2 evlilik ve 6 çocuk sizi tedirgin etmiyorsa aslında çok iyi örtüşüyorsunuz. O kadar yaşa takılmanızın hiçbir anlamı yok. Gerçekten bir beyefendiyi gördüğünüz zaman eminim fikriniz değişecek derim. Evet, teşekkür ederim. Mine abla bekliyor yorum için. Gülcan Hanım. Ne canım? Evet gerçekten Mehmet Bey'in dediği gibi beyefendi çok nezih. Sizi taşıyacağını aynı kelimelere tekrar ediyorum. Lütfen en azından bir dinleyin diyorum ben tabii, size. Tabii. O zaman bir açalım Hüsamettin amca ile Gülcan Hanımcığım. Bir karşı karşıya gelsinler, neler olacak hep beraber görelim. Buyurun. Beklerim yolunu aylar boyunca. Teşekkür ederim.
Evet. Çok kibar ve naziksiniz. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Siz de öyle. Nasılsınız, dedikleri kadar. İnşallah. Çiçek getirdim, arkada kaldı. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Önemli değil. Önemli değil. Verirler arkadaşlar. Evet, sağ olun. İletiriz biz çiçekleri. Evet. Böyle. Şimdi evet, hakikaten yaşınızı hiç göstermiyorsunuz maşallah. Ama benim bir kendime göre bir düşünce tarzım var. Ben 70 yaşına kadar diye söylemiştim. Evet. Evet. Onun için ben kriterlerinizi dinlemedim. Evet. Salı akşamı sizi gördüm. Söyledik, evet. Evet, gördüm ve kızım aradı. Evet. Talip olayım dedim. Sağ olsun, nasip, çok teşekkür ediyorum. O kadar yoldan geldiniz. Çok üzgünüm ama şimdi ben bir aydır buradayım zaten. Öyle mi? Evet. Bir aydır buradayım. Her şeyde kalıyorum dediniz. Evet. İşte ama işte herkesin bir düşünce tarzı var. Saygı duyarım. Evet. Teşekkür ederim. Çok özür diliyorum. Rica ederim efendim. Çok özür diliyorum. Peki Gülcan abla, senin yerini alayım locada. Koltuğuna geçebilirsin. Hoşça kalın. Teşekkür ederim size de. Hüsamettin amcacığım. Efendim canım. Gönül isterdi ki tabii ki Gülcan Hanım'la olsun. Sen de o niyetle gelmişsin. Teşekkür ederim. Ama seni inan ki çok sevdik. Allah razı olsun. İstersen bir süre daha buradaysan, İstanbul'daysan devam edebilirsin. Ya da senin için çağrıda bulunuruz. Yok. Talibin çıkarsa İnşallah. Tekrar davet ederiz. İnşallah. Nasıl istersen. Ben bu akşam Kuşadası'na gidiyorum. Peki. Bilal, eğer seninle ilgili İnşallah. Varsa kafanda bir yaş kriteri söyleyelim, çağrıda bulunmuş olalım. Şimdilik yok. Şimdilik yok, daha sonra o zaman. İyi bak kendine diyoruz. Teşekkür ederim. Sevgiyle, saygıyla uğurluyoruz. Alkışlarla. Gökyüzünde duman duman bulutu, söyle seni kalbim nasıl unutsun. Kim geliyor? Çiçekçi Ercan geliyor. Ercan, getir bakayım çiçekleri bir. Ay çok güzel. Au, bayağı da ağırmış bir taş saksı. Bu da, bize bu mu var? Evet. Hepsi aynı kişiye mi? Aa, evet. Hadi canım. Çok şaşıracaksınız. Çok ağır. Bir beyefendi. Gördüm, hoş geldin. Ne? Hem sana. Şendoğan amcama. Hem sana. Sicilya'dan geliyor çiçekler. Kalayan ailesinden tuttu beni. Kim göndermiştir o çiçekleri? Valla yavru kuştan çakırı gözlüye. Ha? İsimsiz. Yavru kuştan çakır gözlüye. Kartı bir okuyalım. Şendoğan abi, yardımcı olur musunuz? Kartı bir açsın Şendoğan abi. İçinde bir yazı vardır. Yavru kuştan çakır gözlüye. O kadar mıymış? Ha, o kadarmış. Pardon, yokmuş başka yazı. Yavru kuşu çağıralım mı? Tabii, gelsin yavru kuşu ya. Hediye nedir acaba? Hedaye ne acaba? Merak ettik. Görelim mi? Bir mahsuru var mı Şendoğan abi hediyeyi açmamızda? Ne oldu? Şaşırdın. Açabiliriz tabii. Açalım mı? Yok, bakalım. Aa. İşte tam oldu. Oo. Bunlar el emeği. Bunlar ben tahmin ediyorum ki hanımefendi kendi el emeği, göz nuru, ellerine sağlık. Davet ediyor muyuz hanımefendiyi? Çağırıyor muyuz buraya? Şendoğan abi. Tabii, yavru kuş gelsin ya. Peki, hanımefendiyi davet etti. Şendoğan abi, biz de merakla bekliyoruz diyelim. Ve bir karar anı için Aytek'le Esra'yı davet edeceğim ama dün yayında yaşananlar sürpriz şeyler olmuştu. Esra elinde telefonla buralara kadar gelmişti. Bakalım bugün ne yaptı gençler, soralım. Öğrenelim ama ondan evvel görüntülerimizi izleyelim. Müzik.
Ben buradan birisine seslenmek istiyorum. Eski loca adaylarından. Sosyal medya üzerinden karşılaştık. Çağırırsan gelirim dedi. Esra bayan Esra, arkadaşım. Esra telefonun diğer ucundaymış. Gel Aytek yanıma. Ben Aytekin'e çok söyledim. Ben seni istemiyorum diye. Lütfen artık beni rahatsız etmezse sevinirim. Öyle bir sorun varsa bize rahatsız etmedi. Olur biter. Teyzemler aradı. Aytek'i görmüşler. Evet, kesinlikle bu bizim damadımız olmalı. Ne diyorsun? Evet, kim buraya çıkıp da elektrik alamıyorum diyorlar ya. Hmm. Ben televizyondan elektrik aldıysam yeterli. Hiç bakmıyordu kıza. Bir baksana, hoş geldin de, iyi ki geldin. Ona bakacak vaktim var daha ama sıkıntı yok. Dışarı alayım ben sizi. Uzun uzun bakışın. Seni bizim eve hanım alsam mı? Duvaklı gelinim olsan mı? Baktım ki yine acaba... baş başa kaldık yok, Aytek. Baktım ki acaba dünkü gibi mi şaka mı yaptı bana diye. Gene mi? Gelmedi ama değil mi? Gelse girerdi şu an seninle birlikte. O, onun bileceği bir şey. Sen de biliyorsundur mutlaka. Ne oldu? Ya ne oldu? Ya da ne olmadı? Açıkçası ben söyleyeyim. Ben çok safım galiba. Çünkü buraya geldim. Kısmetimiz açacağına kısmetim kapandı. Nasıl ya? Nasıl ya? Oldu? Ya ben deneme tahtasıyım. Ya olumsuz karar aldım. Ondan beraber aldık. Niye? Sebep? Niye? Ya benim aileme yakışacak biri değildi açıkçası. Nereden bu kanıya vardın? Ne yaşadınız ki siz kısacık sürede? Kendisi söyledi. Ben de... Ne söyledi? Ya gereken fazla mevzuya girmek istemiyorum. Hmm. Konuya girmek istemiyorum. Tatsız bir şeyler olmuş, geçmiş bir diyalog. Çünkü ben de bir gün... Yapamayacağım şeyi benden bekledi. Yani ona sıcak olmamı, darlamamı istedi. Ben öyle bir laşkalı bir çocuk değilim. Yani aşkım bir tanem de diyemem ona hemen. Çünkü yani. Dün bir, bugün iki. Ben dün hazırlıksızdım. Nasıl hazırlıksızdım? Ben geldim buraya, bugün geleceğini biliyordum, dün geldim. Ondan sonra Salih arkadaşımla beraber yayından sonra hadi gidiyoruz dedi. Nereye? Bize annemler bekliyor dedi. Benim hiç bundan haberim yok. Ailesinin evine. Evet, öyle işte gittik. Tanıştın mı ailesini? Ailesine artı eksi her şeyi anlattım ben. Ben dedim böyleyim dedim. Ben kimseden vaatlerde bulunamam dedim. Salih arkadaşım da oradaydı. Öyle işte güzel konuştuk, eve geldim. Bana mesaj attı. Dedi sen beni ailemin yanına rencide ettin. Ben bir anda böyle şok oldum. Salih'e dedim ki acaba yanlış bir şey mi konuştuk ki rencide oldum. Allah Allah. Dedi bana ki ailemin yanında sen bana sıcak davranma. Dedim nasıl sıcak davranma? Ben sana dedim babanın yanına mı sarılacağım? Aşkım bir tane mi demem gerekiyor sana dedim. Ha bir de yeni tanışıp hemen ailesine götürmesi tuhaf. Ben dedim kusura bakma dedim. Ben öyle çocuk değilim. Laşkalı da değilim dedim. Hatta Ahmet abi de şahit. Servis valla haklısın. Servis yanında ben kızına böyle arkamı çevirdim. Ahmet abi bana diyor ki kızdan niye ilgileniyorsun? Şimdi. Haklısın yok çok haklısın. Yani o yüzden ben hatta dün. Yani evde, eğer böyle olduysa gerçekten haklısın. Dün ben evdeyken olumlu karar verecektim diye geldim buraya. Söyleyecektim evet. Zuhal abla, babama söyleyeceğim işte tanışma olacak falan filan. Kendisi dedi olumsuz söyle. Ben de olumsuz Allah. Söylüyorum işte. Ne diyeceksin daha haklısın yani öyle şey olmuyor. Bir yani, tutarsızlık, bir dengesizlik var. Yani dediğim gibi. Olsun Aytekciğim boşver hayırlısı böyleymiş. Çünkü burada suçlu kendimi hissediyorum. Niye kendimi hissediyorum? Burada çıktım söyledim. Hayır niye suçlu olacaksın canım? Sen gayet safi yani bir şekilde duygularını dile getirdin. Sonuçta tanımıyorum etmiyorum ama Bekim de daha dışarıda tanıtan daha farklı bir şey gelecekti başıma. Aynen öyle yani her şeyin diyoruz ya hayırlısı olsun. Yani hayırlısı neyse olsun. Bana çok diyorlar buradan selam göndereyim herkese. Eğer bana gelmek istiyorlar da gelsinler buraya. Ben böyle evet. Dışarıda buluşma imkanım yok. Tamam. Peki. Aytek bunun böyle olması bence senin için daha hayırlı olmuş. İnşallah bakalım. Öyledir. Hiç ama merak etme. Ama Zuhal abla bu iki oldu tamam mı? Bir daha olmaz inşallah. Bu sefer doğru insana rastlamanı temenni ediyorum. Şu an loca dolu galiba. Şimdilik seni böyle uğurlayayım sonra görüşeceğiz tamam. Aytek. Evet Ayten abla neredesin? Yine bir talibim var şekerim. Alayım böyle alkışlarla. Necmi Bey geliyormuş. Alkışlarla çağıralım, tanışalım.
Bey siz de hoş geldiniz stüdyomuza, programımıza. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? Beylikdüzü'nden geliyorum. Beylikdüzü İstanbul. Güzel, güzel. Ayten abla için burada. Evet. Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bir saniye Beyim. Çok affedersiniz. Müjdat abla nereye? B12 vurulmaya. Ha öyle, B12 saati. Tamam, ben de bir şey oldu zannettim. Çocuklar hassas, hassas davranalım. Evet. Ne güzel bak, evi gibi benimsemiş. Geliyor çıkıyor. Ne güzel. Pardon, buyurun. Necmi Bey yaşınız kaç? 52 yaşındayım. Çocuklarınız var mı? Bir tane kızım var. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır, evli kızım. Kızım memlekette yaşıyor. Samsun'da. Daha önce bir evlilik yaptınız mı? Yaptım. Kaç tane? Bir tane. Nasıl söyleyeyim? İki kez aynı eşlen. Bir kez daha ayrıyeten evlendim. Üç kez evlenmiş oluyorum. Ben. Yani kez. Aynı eşinizle, boşandığınız eşinizle. Bir daha evlendiniz, evet. Sonra başka bir hanımla evet. Bir daha bir evlilik yaptınız. Evet. Evet. Uymadı. Olmadı. Olmayınca olmuyor. Eşinizle, ilk eşinizle ayrıldıktan sonra eski eşinizle tekrar ne zaman evlenme kararı aldınız? Aşağı yukarı 6 sene, 5 sene geçti herhalde. 5 sene, 6 sene. Çocuk ufaktı o zaman. Ha. Yani bir daha bir deneyelim, şans verelim birbirimize diye. Ben denemedim. Onlar söyleyince ben dedim madem ki öyle, siz öyle düşünüyorsunuz. Bir daha deneyelim ama baktım ki aynı, ısrarla, inadında aynı. Baktım yürümeyecek. Böyle olmadı mı olmuyor, zorlamamak olmadı, lazım olmuyor. Yani iyi ayakta durmaktan kötü oturmak iyidir dedim yani çekmekten. Ya valla haklısınız, doğrudur. Ne işle meşgulsünüz? Ben şu anda emekliyim. Ama kendi maddi durumum iyi demiş, bir sıkıntım yok Allah demiş. Çok şükür, benim bir sıkıntım yok. Çalışmıyorsunuz şu anda? Şu anda çalışmıyorum. Yani çalışsam da işim var. Benim bir kendi ticari arabamız var, ben kiraya vermişim. Biraz kendimizi dinlendirelim, yeter. 30 sene, 35 sene çalıştım. Beni ama takip uygun ederek geldiniz, öyle değil mi? Göresel olarak evet. Biraz da kendimize, yanlış anlamayın, ben biraz rahmani düşüncelere sahibim. Yani dini vecibelerimi yerine getiren bir insanım. Sizi de ona uygun gördüm. Hayırlısı Allah'tan. Teşekkür tabii ederim. Hayırlısı. Evet, bu kadar mı soruların? Bu kadar. Başka bir şey merak etmiyorsun. Açılırsa, şimdilik bu kadar öğrenmek yeterli diyor. Evet. Açılsın mı? Yorum olur, mu alalım? Olur, olur. Nasıl istersen. İstersen Ziya abi. Lütfiye. Ziya abi. Ha tamam, sonra da Ziya abi. Canım bacım, ben çok yakıştırdım beyefendi size. Ha. Bir tane çay iç bence. Tamam. Lütfiye bugün senin de talibin gelmiş. Lütfiye abla. Süper ablacığım, tekrar geçmiş olsun. Canım benim sağ ol. Annenizin iyi olduğunu çok sevindim. Çok teşekkür ederim, eksik olma canım benim. Allah hiçbirinize göstermesin. Peki Ziya abi de yorum yapacak. Zuhal Hanım merhaba. Merhaba. Maşallah kırmızı karanfil gibisin. Gırtlığı severim maşallah diyorum size. Sağ ol teşekkür ederim. Size de maşallah tı 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 bir türlü hocama. Allah nazardan esirgesin. Amin hepimize. Şimdi, göz var gözlere evet, dikkat. Tabii, aman evet, Allah, tabii. Allah kim gözlerden korusa. Helikopterle kurşun döktüreceğim valla. Stüdyonun üstüne. Anca keser. Evet. Şimdi, Zuhal Hanım ben 5 aydan beri buradayım. Elbette eşim dostumun düğünü falan oldu. Ama evet, bir takım tabii göremedim ettim. Geçen cumartesi günü benim yeğenim Okan Doğan'ın düğünü oldu, Okan Doğaner'in. Allah mutluluğa dirilim, Allah amin, ailesin. Mutlu olsun Erişan. Bugün de torunum Defne Bilge'nin doğum günü var. Allah ömrünü uzun etsin. Tamam, ona da nice yıllar, nice seneler diyoruz. Ayten Hanım merhaba. Kardeşim hoş geldiniz ekibimize. Hoş bulduk, sağ olasın. Ayten Hanım akıllısın, tecrübeli bir hanımefendi. Sevdiğimiz bir lojadan ablamışsınız. Arkadaş da fena değil ama görünce bilemiyorum, siz kararınızı verirsiniz. Ben Lütfiye bu kadar abla diyorum. Israrla konuşmak istedi. Emin misin? Ayten abla emin misin? Ayten Hanım mı? Eyvah. Güzel bir adam. Tanımanı isterim ya. Tamam. Tamam sağ ol abla. Açalım. Açalım açalım. Buyursunlar açalım. Evet. Ben Tanrı misafirim. Yersiz bir garibim. Ben Tanrı misafirim. Siz bir garibim,
bana bir yer ver kalbinden benimdir diye. Garibim yer ver, garibim yer ver. Evet, tekrar merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizi dinliyorum. Ne konuda? Soracaksın, cevaplayacağım. Siz de evlenmek için geldiniz. Ben ne konuda? Ben böyle doğal insanlara bayılıyorum. Zaman... İçinden geldiği gibi konuşuyor. Soracaksın, cevaplayacağım diyor. Evet. Doğru ya, ne konuda dediği zaman buraya niçin gelmiş? Konusu belli buranın. Soracak ki cevaplayasınız. Cevaplar sizde. Evet. Ben sizi göresel olarak... Sıma olarak beğendim, geldim. Olursa hayırlısı, olmazsa yine hayırlısı. Allah'a şükür. İyi bak. Ben kusura bakmayın. Tamam, problem yok. Ne, olmadı mı? Efendim? Yine mi hayır? Yok, yine hayır. Hay şimdi yaş kriteri tamam. Beyefendinin birçok açıdan hani ortak şimdi özellikleriniz özür dilerim, var ben de geldi. Bir şey söyleyeyim. Ben şaşırdım. Hastaneden geliyorum. Ben babama bakıyorum. Alzheimer hastası. Ben buraya mankenlik yapmaya gelmedim. Öyle bir şey giyinseydim. Tertemiz, jilet gibi giyinirdim. Gayet iyi görünüyorsun. Ben de bak yani. Çocuk gibi babamın altına bak. Ben yani olup olmaması mevzu bahis tabii değil. Tabii. Ama ben çok Allah simayen, şifalar Allah diliyoruz razı geçmiş olsun. Simayen baktım. Dedim yani bizim ailemize uygun düşer. Benim yok canım, kıyılınız, kıyafetiniz gayet vallahi düzgün harcadı. Daha benim, ne giyeceksiniz yani? Hiçbir sıkıntım şey yok. Ben problem de etmem. Yok, sıkıntı yok. Pardon, Müjdat abla şey nasıl geçti? Efendim? Kıyafetinize bir şey demedim. İyi geçti değil mi? Hadi geçmiş olsun. Peki, olmadı. Tamam, can sağlık olsun. Babanıza acil şifalar sağ diliyorum. Teşekkür ederim. Ayten abla, seni yerine alıyorum. İsterseniz devam edebilirsiniz. Devam edebilir miyiz? Tabii ki edebilirsiniz. Aramıza hoş geldiniz Necmi Beyciğim. Alkışlarla arkadaşlarım. Size bir çay kahve ikram etsinler lütfen. Teşekkür ederim. Size de geçmiş olsun. Tamam. Sağ olun. Yok. Yok. Bugün ne güzel yahu, çiçeklerin ardı arkası kesilmiyor. Ercan'ı görüyorum. Yine ellerinde çiçekler. Ha, aa güzel. Bir yan öbürü zannettim de ödüm koptu. Evet. Bu kez bir hanımefendi, el hocamızın güzel hanımlarından birine. Ay çok güzelsin bugün Tuğba'cığım, söylemeden edemeyeceğim. Evet, bakıyorum. Teşekkürler. Güzeller içinde bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim. Güzeller içinde bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim. Kart var mı üstünde? Ben göremedim. Var mı kart? Varmış. Kartta yazı var mı? Küçük Lütfiye'ye, biliyorsunuz iki tane Lütfiye'miz var locada. Bu sefer Junior Lütfiye'ye gelmiş. Oku bakalım Lütfiş. Bu ne? Ahmet'e okutturuyor. Nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Hala çok uzaktayım ama kalbimde, ne? Aklım da hala seninle, hep seninle en yakın zamanda yanındayım Yavuz. Tekrar Yavuz. Kız mahvetti çocuğun duygularını. Güzel. Davet ediyor musun? Bak güzel yazmış aslında. Güzel de çiçekler. Davet ediyorum, evet. Davet ediyor Lütfiye. Biz de beyefendiyi bekliyoruz stüdyomuza. Lütfiye ile tanışmaya, tanıştırmaya diyelim. Ve ama yani çiçekler sana değildi ama talibim var Müjdat Hanımcığım. Alayım alkışlarla seni böyle. Hazır mısın? Hazırım.
Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım biraz. Uzun süre sonra ilk kez bir beyefendiyle karşılaşacaksın. Hadi bakalım hayırlısı diyorum. Hayırlısı. Ve senin için Hüseyin Bey'i alkışlarınıza davet ediyorum. Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk diyelim. Aynı bil mukabele. Evet. Nereden ağırlıyoruz sizi? Beykoz diyelim. Beykoz. Evet, aa, İstanbul çok Beykoz. Güzel, evet. Çok güzel. Peki, aha. Hüseyin Bey geldi Beykoz'dan, İstanbul'dan. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Hoş bulduk Müjdat Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür. Siz bana geldiniz. Evet. Beni onur ettiniz. Evet. İnşallah dinliyorum layık sizi. Olmaya çalışacağım. Ben 55 yaşındayım. Giresun Trebol doğumluyum. İstanbul Beykoz'da yaşamaktayım. Mesleğim makine teknisyeni. Eviniz ve... var mı? Ben anlatacağım sırayla. Anlatacağım. Bırakırsanız. Makine teknisyeniyim. Aynı zamanda teknoloji kalıpçısıyım. Hobilerim arasında dünya konjonktürünü takip etmeye çalışan bir kardeşiniz yahut da arkadaşınız, vatandaş olarak, Türk vatandaşı olarak gündemi takip eden dinamik bir insanım. Yani evde oturan bir insan değilim. Emekliyim aynı zamanda. Evim var tabii ki. Ayaklar üstüne durmaya çalışan, kimseye yük olmayan ve sahiplendiğimi de en az kendime sahip olduğum kadar onu taşımasını da bilirim, sahip çıkmasını da bilirim. Kimseye de dokundurtmam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz buyurun, varsa arada sizin bazı özel sorularınız. Ben 55 yaşındayım. Evet. Sigara içmiyorum. İçiyor musunuz? Kötü ben... alışkanlıklarınız yok. Kötü alışkanlıklarınız var mı? Ben orasını biraz kusurum bağışlayın, heyecana verin. Ben de sizin gibi o şeylere hiç bulaşmadım. Çok güzel. Çok güzel. Hepsi dahil. Hiçbir kötü alışkanlık edinmedim. Edinmeyi de düşünmüyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bakın, dikkat, söylüyorum. Çok önemli bir gelişme var. Son hiç... dakika gelişmesi, reklamlar. Benim babamla aram biraz limoni bu sıra. Canlı yayında seslendi. Özlemini milyonlar önünde dile getirdi. Tamam. Babacığım, ben seni çok seviyorum. Bu dünyadaki en kıymetli erkek sensin benim için. Hanife Hanım'ın babası stüdyoya gelecek mi? Şimdi. Ol yakın kendini, arkadaşım ol yeter. Böylesi daha güzel. Bırak boş kalsın elim. Yol yakın kendini. Evet, Müjdat Hanım ve Hüseyin Bey birazdan karşılaşacaklar ama sohbetleri devam edecek tabii, tabii ki. Buyurun, söz sizde Müjdat Hanım. Geldi mi? Zaten buradaydı. Ha, buradaydı. Sorumluluk sahibi misiniz? Evet. Annemle yaşıyorum ben. Evet, farkındayım. Ben dinledim sizi. Benim de bir annem var. Yaşlı. Kız kardeşimde kalıyor 82 ben. 82 yaşında annem. Her yere gider. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Benim annem 89 yaşında. Nerelisiniz? Ben Giresun Trebolluyum aslen ama İstanbul'da yaşamaktayım. Neredeydi? Giresun Trebollu aslen. Karadeniz'de. İstanbul'da. Karadeniz, evet. Karadeniz'de mi yaşıyorsunuz? Evet, evet. Hayır, İstanbul'da yaşıyor. Ya karıştırdım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Karadenizliyim ama İstanbul'da yaşıyorum. Neresinde İstanbul'u? Beykoz diyelim. Semt olarak ama öyle Beykoz. Sokak falan vermek etik olmaz. Beykoz. Evet, Beykoz. Çok güzel bir yer Beykoz. Evet. Zuhal Hanım da orada yaşıyor. Farkındayım, biliyorum. Yani... Bir de adresimi verirmiş. Hayır, yok, vermem. Ama teşekkür ederim. Biliyorum canım. Müjdat Hanım, Zuhal Hanım'ı
şey yaptı, misafiri oldu yani, bunu takip ettim. Aa, seyretmişsiniz. Evet, evet. Sağ olsun geldi. Evet. Bir kahve içtik. Aha. Müjdat'ın anlamı iyi müjdeli haber demek. İnşallah. Haberden habere koştum, haberden habere koştum ben. Siz çok dikkatli ve çok... Basından emekliyim. Evet, titiz görüyorum ben sizi, çok dikkatlisiniz. Çok temizliyim. Evet, evet. Çok temizim. Evet. Evde işi kendim yaparım, kadın tutmam. Evet, çok güzel, o yönünüz de güzel. Biraz benzeşiyoruz aslında, diyelim. Yemekleri güzel yaparım. Evet. Yemekler, ben yemek seçmem çok. Acılı ya da ekşili şeylerden sakınırım ama o da midemde bir gastrit var. Onun için yoksa yemek seçmem çok. Sağlığınız nasıl? Allah'a çok şükür spor yaparım. Yani düzenli kendime iyi baktığımı düşünüyorum. Ben biraz... yürüyüş yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ama siz bana yetişemezsiniz. Ben hızlı giderim. Ben yürürüm, siz koşarsınız. Olabilir. Yani Ziya abi gibi diyelim biraz. Nerede Ziya abi göremedim ama. Koşuyormuş beyefendi. Tarzım Ziya abiyi andırır yani. Onun kadar... Hidip Kasrı'na giderim. Hidip Kasrı benim evimin 700 metre yakınındadır. Bu kadar söylerim. Karşıyaka'da Zübeyde Hanım'ın mezarı var. Latife Hanım köşkü var. Ha. Gezdim hep oraları ben. Benim bilmediğim yerler olursa beraber gezeriz. Tamam. Ben birçok yeri biliyorum. Şükran Hanım'dan bir yorum. Zuhal Hanım. Efendim. Kankam spor yapıyorum çünkü. Dedi ya. Bir gösteri yapsın mümkünse ya. Hayır, istemiyorum. Bir gösteri ya, yapsın, spor gösterisi. Bak Müjdat Hanım ne diyor? Ne istemiyorsun? Senin gibi istemiyorum ben. Burada ben de katılıyorum kendisine. Zaten ben Müjdat Hanım'a katılıyorum. Burada ben, yapmak istemiyorum. Ben hareketli kişiyim yani. Ama onu evet. Spor alanında yapalım isterseniz. Evet. Yeşil alanda yaparım. Ben her yerde spor tabii, yaparım. Burada gene yapılır. Tabii. Evde gene yapılır spor Hüseyin yani. Hüseyin Bey tabii. İlla tabii. Yani. Evet. Açık alan olması şart mı yani? Spor her evin içinde gene yapılır. Ya burada kişilere, insanlara kendimi spor yapıyormuş desinler diye spor yapmam. Ispata evet, ihtiyacım evet. Yok. Ona inanıyorum. Pilates yaparım. Evet. Beyefendi hoş geldiniz. Öyle bir şeye de kapılmam yani hiçbir zaman. Beyefendi hoş geldiniz. Buradayım. Hoş bulduk. Bu tarafa hoş... bakar mısınız? Buradayım. Burada. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Müjdat'cığım çok nazik beyefendi birisi. Sana da benziyor. Yani, nasıl benziyor? İnşallah bir çay içmeni tavsiye nasıl ediyorum benziyor sana. Gözleriniz ne renk? Elmanın yarısı gibi. Biraz Ela gibi diyelim. Hayır, elmanın yarısı gibi. Mesut olacak çiftler. Evet. Elmanın yarısı birbirine benzerler. O yüzden söyledim. Hayırlı olsun inşallah. Tafralı değilim. Kaprisli değilim. Burcunuz ne? 15 Ocak 1961 doğumluyum. Yani ne oluyor? Oğlak mı oluyor? Oğlak. Sanırım Oğlak burcunun bütün vasıflarını ben taşıyorum koçum. Gibi geliyor bana. Ben koçum. Dominant değilim yalnız. Evet. Karşımıza bir koç ve oğlak var. Evet. Onların birbirine uyumunu bilemiyorum tabii. Ben de bilemiyorum. Bir astroloğa danışmak tiyatroya lazım. Tiyatroya gider misiniz? Tiyatroya. Burada birçok insan diyor ki ben şu gün şu şöyle şurada burada gidiyorum diyor. Ben gitmiyorum şu anda. Ama 20 yıl önce gittim en son. Ben yeni bunu gittim. Bunu da dobralığıma verin yani. Ama bu demek değildir ki annemi sosyal, de götürdüm. Sosyal durumdan kendimi yoksun bırakıyorum manasını taşımıyor bu. Benim başka alanlarda gezdiğim, gördüğüm daha güzel yerleri gezeceğim yerler oluyor. O yüzden zaman yetişemiyor. Tiyatro çok güzeldir. İnşallah annemi Kabadokya'ya kadar götürdüm. Kalıplaşmış bir fikrim yok. Kabadokya'ya kadar götürdüm annemi. Evet, olabilir. Birlikte karar verirsek her yere gideriz. Sizin de bir anneniz var. Evet. Zor karşısında saz gibi eğilmeyi, meşe gibi dik durmayı öğretti babamız bize. Allah, Müjdat abla. Zor karşısında, yani buna ben aynı şeyi diyemeyeceğim. Zor karşısında duruma göre. Kaliteli yaşarım. Evet, evet. Ben kimsenin önünde eğilmem. Allah'ın önünde eğilirim. Ben inançlı bir insanım, namazlı, abdestli bir insanım. Her cuma Kur'an'ımı okurum dayıma, babama. Evet, olabilir. Ben aslında yeri midir bilmiyorum, biraz da duygusal yönüm var.
Ya. Çok güzel. Çok seversem şiir yazabilirim kendisine. Çok güzel. Tabii ileride. Nasıl başlamak istersiniz şiirde? Yani benim yeşil gözlerim. Engin denizler diye başlarım. Oradan giriş yaparım da. Tüyo gerisi gelir. Yani bunları yaz. Bir başlayın böyle mesela yazsanız diyor yeşil gözlerim. Nasıl başlarsınız diyor. Yani yeşil şöyle gözlerinden diyeyim. Muhabbet kaptım. Ben denizi ve doğayı çok sevdiğim için. Ben de denizi seviyorum. Evet. Güzel yüzerim. Ben de yüzerim. Ne kadar çok benziyorlar. 20'li yaşlarda Kanlıca'dan, Kanlıca'ya yakın benziyor benim muyuz? Evim. Kanlıca'dan İstinye'ye yüzerek geçtik. İki arkadaş ama bir bana sorun kesildim. İğne Kanlıca'dan İstinye'ye yüzerek geçmiş evet, beyefendi. Evet. Oo, çok iyi, çok iyi. Ayağıma kramp girdi, son anda iğneledim ayağımı. Yani sertleşince insan şey benim yapıyor. Benim bir şeyim yok. Ne baş ağrısı ne bir şey, hiçbir maşallah. Şeyim yok. Maşallah. Yani... B12 Allah. Vuruluyorum. Omega ampul içiyorum. Sağlık sorunum Allah'a çok şükür benim omega de yok. Omega 3 vitamini. Vitamini. Çok önemli. Akşam yemekleri yemiyorum ben. Sebze, meyve vesaire gibi geçiştiriyorum. Ne kadar sağlıklı yaşıyor. Sen konuşma Salih, sen konuşma. İstemiyorum seni konuşmak. Özür dilerim. Müjdat abla. Umut. Müjdat abla ben biz, yapabilir miyim? Bir şey pardon abi. Hayır yapamazsın sen. Ben. Hayır, Baytek de yapamaz. Müjdat yapamaz. Bir saniye, pardon, bir saniye Şendoğan abi. Kim yapamaz? Umut'tan istiyorum, Umut'tan. Baytek kim ya? Aytek, Aytek. Niye yapmasınlar? İstemiyorum onu. Neden? Sadece. Seni de istemiyorum. Hiçbirinizi istemiyor, hepinizi protesto etti. Müjdat Hanım, ben yapayım. Şendoğan abi yapabilir mi? Şendoğan yapabilir. Müsaade var mı? Umut bakın, sonra Umut. Bakın Müjdat Hanım, karşınızda iki yönlü bir beyefendi var. Bir yönü sizin rüyalarınızda hayal ettiğiniz bir karakter ki çok çok iyi. İkinci yönü biraz beni tedirgin etti. Az önce ben işte Yüce Rabbimin karşısından başka kimsenin önünden eğilmem sözcüğü biraz bana ters geldi. Özür dilerim. Mizaç olarak biraz sert geldi. O konuda evet. Biraz abi, sıkıntı onu yaşayabilirsin. Yok yok, hiç diğer açmayalım. Türlü açabilirim. Yok açmayalım. Hiç yok, gerek açmayalım, yok. Açmışım. Gerek yok. Hayır istemiyorum senin oyunu. Hayır istemiyorum. Salih Ahmet. İstemiyor. Niye zorluyorsun? Ben yapabilir Ahmet. Miyim? Ahmet. Müjdat abla seni çok seviyorum. Yüce Rabbimin önünde secde ederiz, eğiliriz ama kişilere de saygısızlık manasına lütfen kabul etmeyin bunu. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, kimse evet. Kişiliğinize burada yani şey söylemiyor. Ben biraz siz öyle kendinizi çok güzel ifade ettiniz. Anlamda, anladım yanlış da, anladınız açıdan... Şendoğan abiyi de. Evet, evet. Yok yok, yanlış anladı. O da yanlış anladı sanıyorum. Müjdat abla seni çok seviyoruz. Herkes seni çok seviyor. Evet, kanaldakiler de seviyor beni. Tabii ki, hepimiz seviyoruz. Gerçekten herkes seviyoruz. Herkes seviyor. Evet. Hüseyin Bey'le... Ha pardon. Hüseyin Bey'le çok iyi bir çift olacağınıza inanıyorum. Umut'tan İnşallah. Da yorum istedi. İnşallah. Sağ ol Ahmet. Ben katılıyorum çünkü ben de çok yakıştırdım sizi. Sana bugün şarj aleti ördüm. Seri bir şekilde. Seri çok bir şekilde. Parasını verdi, şarj aleti ördüm. Cuma günü de Ahmet'e öreceğim. Kaça gidiyor bu ara şarj aleti kılıfları? Onu söylemem. Meslek sırrı. Meslek sırrı. Ücreti mukabilinde elbette bunun bir maliyeti olacak. Eline koluna sağlık. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Mutluluklar. Evet. Peki açalım mı Müjdat Hanım? Şadıman abladan istiyorum. Abla mı? Resim çekildik ben biraz önce. Ben onun ablasıyım. Tabii ki. Tabii, hepimizin ablasısın. Evet. Müjdat Hanım. Bir beyefendi geldi. Muhakkak onu değerlendir. Ben yakıştırdım sizi. Yakıştı. Ne güzel herkes yakıştırmış. Ama çok bana bir tane abi. Örmedin. Ama ben parayla örüyorum. Ama yalnız Zuhal Hanım'a parasız örüyorum. Bir tek Zuhal bana. Hanım, bir tek bana. Zuhal Hanım, ben ona ablalık yapıyorum ama bir tane bana layık görmüyor. Money money. Emek var, emeğin karşılığını ödeyeceksiniz. Peki. Hadi sen bir tane ör, ben karşılığını vereceğim sana. Tamam. Tamam. Peki açalım efendim paravanı o zaman. Buyursunlar. Sonra. Kapat gözlerini, kimse görmesin.
yalnız benim için. Bak yeşil yeşil gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için. Bak yeşil yeşil yalnız benim için. Bak yeşil yeşil. Çok ciddi biriyim. Karşıya kadar kimse gelemez arkamdan. Hangi anlamda? Bismillahirrahmanirrahim. Çok ciddiyim ben. Ciddisiniz. Ciddiyim. Ben de ciddiyim. Ben de ciddiyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kararınızı beklerim aslında. Çaya gidelim. 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 Çay gelmiyor. Bağın açıldı gördün işte. Çay gelsin, çay gelsin. Muhabbetin yanında sıcacık. Çay gelsin, çay gelsin. Acele etme tanı iyice. Çay gelsin, çay gelsin. Orkestra sen de söyle. Çay gelsin. Açıldı gördün işte çay gelsin çay gelsin. Muhabbetin yanında sıcacık. Çay gelsin çay gelsin. Acele etme tanı iyice. Çay gelsin çay gelsin. Orkestra sen de söyle. Çay gelsin çay gelsin. Çay gelsin. Çay gelsin albümümüz pek yakında müzik marketlerde. Çay gelsin. Evet efendim Hanife. Çantası mı amanına. Ay, harç. Evet. Çiftimize çay gelsin. Locadan da sevgili sevgi gelsin. Onun da bir talibi gelmiş. Sevgi için Murat Bey'i davet ediyorum. Tabii ki alkışlarınızla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin? Kırşehir'den geliyorum. Nereden? Kırşehir. Kırşehir'den. Evet. Aa, Kırşehir'e sevgiler, selamlar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Hadi bakalım buyurun. Tanışın, konuşun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevgi Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Murat. 24 yaşındayım. Hiç evlilik yapmadım. Ailemle beraber yaşıyorum. Anladım. Bekarım zaten. Elektronik mühendisiyim, teknisyeniyim. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Yok. Sormak istediğiniz sorular varsa, ona göre cevaplarsam. Ailenizin haberi var mı? Evet, ailemin haberi var. Anladım. Burcunuz? Boğa. Çok bilmiyorum. Kıskanç biri misiniz? Kıskanç biri miyim? Yerine göre evet. Benimle ilgili merak ettiğiniz bir şeyler var mı? Merak ettiğim bir şey, çalışıyor musunuz? Hayır. Çalışmayı da düşünmüyorum. Ben de onu zaten tahmin etmiştim. İzin vermem de yani öyle bir şey olduğunda. İzin vermez misin? Aynen. Yani çalışmak istediğim zaman tabii ki çalışacağım ama evlendiğimde bir 2-3 yıl çalışmak istemiyorum. 2-3 yıl çalışmak istersiniz. İstemiyorum. Sonrasında hani bana karışan bir eş de istemiyorum açıkçası. Yani istediğim zaman çalışabilirim. Ya şimdi tabii ki istediğiniz zaman çalışabilirsiniz ama hani 2-3 yıl hani değil de ben devamlı hani böyle eşimin biraz kıskanç olduğum için hani eşimin başka yerde çalışmasını falan istemem. Aa, ben zaten kendi dükkanım var. Ha, isterseniz yanımda yardımcı olarak da ya da hani zaten dükkan sahibi olacaksınız. Çalışabilirsiniz yani. Kendi il sınırları, hudutları içerisinde. Evet. Çünkü arkadaşımız demiş ki Sevgi Hanım da maço bir erkek istediğini söylemişti daha evvel. Ben işte oyum, ben maçoyum demiş. Maço musun? Evet. Artık benim o fikrim değişti. Hayda. Yani şöyle bir şey var. Erkek dediğin tamam maço olacak. Hani bana göre erkek her zaman bir adım öndedir. Yani bana göre erkekle kadın eşit değildir bana göre. Hani insanları bilemem. Erkek her zaman kadının kadından bir seviye güçlüdür. O yüzden hani benim... Evet, yanlış cevap. Ya bana göre. Kadın hani, ve erkek eşittir. Benim kendi düşüncem. Senin fikrin peki. Katılmıyorum ama peki senin fikrin. Kendine çok güveniyor ve beğeniyormuşsun Murat. Evet.
Hangi konularda güveniyorsun? Her konuda ya. Her konuda kendime güveniyorum yani. Kişiliğim olsun, hani duruşum olsun. Özgüven sahibiyim. Özgüven sahibiyim. Kendime her şekilde güveniyorum. Her konuda güveniyorum yani. 2 yıl süren bir ilişkin olmuş. 2 yıl süren bir ilişkim evet oldu. Ciddiymiş de niyetin fakat. Ciddiydi ama olmadı. Ailesi mi başkası? Aynen ailesi tarafından olmadı. Yani benim ailemden yana değil de karşı taraftan dolayı olmadı. Karşı tarafın da babası istiyordu ama annesi yüzünden olmadı yani. Üzüldün, üzüldün herhalde tabii ki. Yani ister istemez 2 yılını veriyorsun. Bütün hani bütün her şeyin onunla beraber oluyorsun. Bir bütün oluyorsun. Yani bir elmanın yarısı sen diğer yarısı o oluyor. 2 sene boyunca birbirini tanıyorsun. Her zaman yan yanasın. Oyunusunu biliyorsun. Tam ki iş evliliğe yani ciddiyete bindiği zaman olmadı cevabı olduğu zaman harbiden gerçekten kötü oluyor yani insan. Haklısın tabii yorum ki. Yorum olabilir miyim? Yorum. Kimden canım? Hanife Umut Şendoğan abi. Hanife yorumla arkadaşını. Mikrofonunu açalım Hanife'nin. Şimdi sevgiyi övmeyeceğim tabii. Çünkü övsem sabaha kadar bitmez o kadar iyi bir arkadaşım. Çok affedersin Hanife. Müjdat abla bir şey diyor arkadan. Efendim? Sütlerimiz gelsin. Sütleriniz mi gelsin? Evet. Ha pardon. Benim çayım gelsin, onun sütü gelsin. Benim çayım, benim de sütü Ercan getiriyor. Bu arada ilk muhabbetlerini istemeden kulak misafiri oldum burada. Müjdat Hanım şöyle başladı. Ben her gün ceviz ve çiğ bademi yiyorum dedi. Ercan getir. Tabii çiğ badem yiyorum, ceviz yiyorum. Afiyet olsun. Evet. Övmeyeceğim sevgiyi dedin. Çünkü gerçekten kusursuza yakın bir insan. Çok çay da güzel istemem. Gördüğünüz gibi. Ay, yerim. Beyefendi de kendisine göre iyi bir insandır. Ama ben olumsuz görüyorum. Ya tanıyorum arkadaşımı. Olmaz diyorsun. Olumsuz görüyorum. Ya, işin başında zaten Murat Bey'le Sevgi Hanım köprüleri attılar. Çünkü Murat Bey kesinlikle Sevgi Hanım'ı evlenirsek çalıştırmam diyor. Sevgi Hanım o konuda çok kararlı. Bu böyle başlarsa zaten ben de olumsuz bakıyorum işte. Peki açalım mı Sevgi? Açılsın paravan, buyurun. Bağ gel bostana gel vay 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 yar yandım. Dile gel de sana gel leylim, 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 leylim. Dile gel de sana gel leylim, 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 leylim. Eğer anam vermezse vay 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 yar yandım. Yalandan asalan gel leylim, 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 leylim. Yalandan asalan gel leylim, 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 leylim. Teşekkürler Çiçek için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Hani ilk başta hani 2 haftadır, 3 haftadır sizi izliyorum. Şekliniz, duruşunuz, hani kişiliğiniz. Hani sizden de hoşlandığım için çıkıp geldim buraya. Hani bir şeyler hissettiğim için, sizi kendime yani kendimi tamamladığınızı düşündüğüm için geldim. Ya olmadıysa da sağlık olsun ya, yapacak bir şey yok. İlk gördüğüm anda aşık olamam ama aşık olabileceğime inanırım. Ya, İlk görüşte aşk, ben pek inanmıyorum ona. Ben de inanmıyorum da inanabilirim ama. İlk görüşte aşka inanmıyorum yani o bir gerçek. Anladım. Peki yani kararım olumsuz. Sağ olasın. Teşekkürler. Murat. Evet. Nasılsın, nasıl hissediyorsun? İyiyim. İyisin. Evet. Devam edeceğim mi bizle? Evet, devam etmek istiyorum. Peki, Murat, aramıza hoş geldin. Başka tarifler arayacağız senin için. Evet, şimdilik böyle uğurluyorum, sonra görüşürüz. Şimdi Cansu ile Mehmet gelecek. Onlarla ilgili yeni görüntülerimiz var, konuşacaklarımız var. Bir davet edelim kendilerini, buyursunlar. Müzik
Ya hoş geldiniz. Bu ne güzel bir şey Cansu. Hoş bulduk Zahle abla. Bunu size getirdim. Birisi yapmıştı Hakan diye bir çocuk. Onun el emeği. Sağ olsun. Ben de ondan aldım getirdim. Hakan'a teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Ellerine sağlık canım benim. Çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Peki nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz. İyisiniz. Geziyoruz. Oh gezin bol bol. Gezin. Çok şükür tadını evet. Çıkarın bugünlerin. Peki. Önce bir VT'miz var arkadaşlar sizinle ilgili. Sonra yeni görüntülerimiz olacak ama önce bir sizinle ilgili daha evvel yaşananları bir hatırlayalım, hatırlatalım. Buyurun. Abim bana dedi ki Mehmet dedi. Ben dedi araştıracağım. Ben diyor karşı çıkıyorum sizin düğününüze diyor. Abisi var ortada. Abisi istemediği sürece biz bir araya gelemiyoruz. Cansu'yu seviyorsun besbelli. Fakat abinin baskısı var. Abini ikna edemez misin? Bence sevgi önde gelir. Hiç beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Abimi karşıma aldım. Herkesi karşıma aldım. Umarım beni buna pişman etmez. Barışmalarını istiyorum yani. Neyse konuşalım. Osman Bey'le konuştuk abisiyle. Biraz kırgın, kızgın gerekçeleri var. Açık kapıda bıraktı. Ama o kapıyı da herhalde biliyorsun sen ne olduğunu. Açacağız inşallah. O gün de konuşmuştuk, daha evvel de konuşmuştuk. Hı-hı. Abi biraz sitem etmişti, serzenişte bulunmuştu. Be kardeşim kimse de bana gelmedi ki kapıma diye. Gittiler, evet. Çocuklar gittik. Tabii ki abilerini ziyarete gittiler. Ankara'ya gittiniz değil mi el öpmeye? Evet. O görüntülerimi de hazırlamış arkadaşlarım. Buyurun sizle paylaşmak istiyoruz. Cansu'yla Mehmet için ilk aile ziyareti Kahramanmaraş'ta gerçekleşmişti. Şimdi de Ankara'dayız çünkü Cansu Mehmet'in abisiyle tanışacak. Heyecan var Mehmet? Tabii ki var. Bu bizim için büyük bir adım. Cansu peki Kahramanmaraş gayet güzel geçti. Evet. Bugün için temennin nedir? Vallahi ailesi öyle mükemmel bir ailesi var ama şimdi şu an abisini merak ediyorum. Acaba nasıl? Biz de çok merak ediyoruz. O zaman abisinin yaşadığı eve doğru yol alalım. Mehmet neden abisinden bu kadar çekiniyor? Ha, büyük saygıdan dolayı, sorularına net cevap veremediğinden dolayı işte askerden geldikten sonra bunun gelecekle ilgili herhangi bir iş gücünden, şundan bundan bahsettiği zaman tam açılamıyor ki onu doyuracak bir şekilde cevap veremiyor çocuk. Sonuçta abisi kendinin geleceğini düşünüyor. Peki sen neler düşünüyorsun anne? Sence bu çekinmenin sebebi ne? Abisine çok saygı duyuyor. Bundan nedeniyle yani yanında bir şey yapamıyor. Çocukluğundan beri öyle miydi? Çocukluğundan beri öyle. Her zaman öyle saygı duyuyor. Osman abi bugünkü ziyaretle ilgili neler düşünüyorsun? Bir de Mehmet'le neler konuştunuz? Mehmet'le konuştum. Fikirlerimi söyledim. Evliliğin sorumluluklarıyla ilgili, ciddiyetiyle ilgili. İşte bu sorumluluğu kaldırabilirler mi, kaldıramazlar mı? Sonuçta benim kardeşim, ben de mutlu olmasını isterim. Ama sağlıklı bir şekilde olmasını isterim. Evlilik yapılır fakat önemli olan yürütmek, mutlu olmak, sevmek, sevilmek. Hala düşünceliyim. Takip edeceğiz. Hayırlısı diyelim. Müzik
Güzel güzel. Evet. Görüntüler güzel. Aferin güzel, çocuklar. Güzel ağırladılar. İyi ailesi çok mükemmel bir ailesi var. Çok belli. Güzel çok karşıladılar. Belli. Aslında tırsarak gitmiştim ama belli, yani belli. Bayağı hele korkmuştum. Mehmet burada orada kedi gibi böyle bir düşmüş. Teşne böyle yandan yandan evet. Oturup. Yani umduğumdan da şimdi, daha güzel çıktı her şey. Dünya bir yana abim bir yana. Evet. Öyle Allah başınızdan eksik etmesin. Aile çok kıymetli zaten. Herkesin de ailede bir çekindiği bir abisi amcası vardır. Evet. Olması da gerekir aslında. Benim abim. Ama bak çok güzel şeyler söylemiş. Ben Osman Bey'e buradan... Sevgilerimi, saygılarımı gönderirim. Yani evlilik demiş çocuk oyuncağı değildir. Sevgi, aynen. Saygı, emek ister. Takipteyim demiş bak. Evet. Gözü üstümüzde. Olması lazım. Bir de biz Ankara'dan Çorum'a gittik. Bizim o tarafa. Ben de gittim evet. Ailesinin yanına elini öpmeye. Neredeydi? Çorum Osmancuk. Osmancuk diye bir Çorum ilçe. Osmancuk. Osmancuk. Orası da güzel geçti değil orası mi? Orası güzel çok yer. Güzel bir de oradan bizim muhtarımız... Sultan ablaya evrakları çok teşekkür hazırlamamızda ederiz. Çok büyük bir yardımı var. Evet. Sağ olsun bizden de. Çorum Ankara'ya selamlar, sevgiler. Bütün herkese peki. Buradan selamlarımızı yolluyoruz. Maşallah diyelim inşallah. Herkes öpüyoruz buradan. Bir yola çıktınız arkadaşlar. Bu evet. Yolun sonu, Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Aynen. Bu yolun sonu inşallah evlilik olacak. Ne zaman aynen. Olacaktı? Şubat diyordunuz. Şubat diyorduk da abla. Bir... Söyleyelim mi tarihi? Yok söylemeyelim. Sürpriz olsun. Siz bilirsiniz valla. Sürpriz olsun. Sürpriz söyleyeyim. Olsun bence. Peki sürpriz biraz olsun. Biraz daha bekleyelim. Evet. Ama yakın zamanda. Yakın zamanda evet, inşallah sizi bir dahakine burada gelin ve damat olarak görmek istiyorum. İnşallah. Birbirinizi i̇nşallah. Sevin, sayın, destek olun çocuklar. Evet. Sevgiler, saygılar ailenize. Sağ olun. Sizi görmek güzeldi. Bir de size ve bütün ekibinize çok teşekkür ederiz. Bizimle bu kadar ilgilenip evet. De her şeyimize sahip çıktıkları için hiçbir emeğini bizden esirgemeyen siz ve ekibinize buradan çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Çok mutluyuz sizi görmekten tekrar. Alkışlarla uğurluyoruz sevgili. Arkadaşlarımızı el ele çıkıyorlar. Çok güzel. Hadi bakalım iyi bakın birbirinize. Peki. Nazlı ile ilgili biliyorsunuz dün bir ihbar telefonu aldık oğluyla ilgili, kayıp oğluyla ilgili. Yeni gelişmeler var. Önemli bir konuğumuz gelecek birazdan stüdyoya. Onun da açıklamaları olacak. Nazlı Hanım ve onun oğullarıyla ilgili değişik şeyler söyleyecek, anlatacak bize. Ama ondan evvel buyurun yayında yaşananları bir tekrar hatırlayalım, hatırlatalım. Yaşta evlendim, şiddet gördüm, yıllarca işkence gördüm ben. Benim 6 tane oğlum var. En küçüğünden hariç hiçbirini göremiyorum. Çocukların nerede şu an? 4'ü cezaevinde. Biri meçhul kayıp, biri kayıp. Ben onu zaten 10 senedir görmüyorum. Zuhal Hanım, ben dünya gözünde onları tekrar böyle sadece bir defaya mahsus hepsini bir arada bir sofrada görmeyi çok isterim. Hasretin ile yandı gönlüm, yandı yandı, söndü gönlüm. Oğlunuzla ilgili bir gelişme öğrendik, ya. Aldık ama araştırıyoruz ama... Servetle ilgili evet, mi? Evet, evet. İnşallah odur. Oğlunuz. İnşallah, servet. İnşallah. Yarabbim. Alican Bey hattımızdaymış. Bir alo diyelim bakalım neler söyleyecek. Evet. Alican Bey merhaba. Oğlu Servet Bey'i... Tanıyorum galiba. Nereden oğlu Servet olduğunu düşündünüz o kişinin? Servet'in de buna benzer bir hikayesi var ve gözleri çok aşırı derecede benziyor. Nereden tanıyorsunuz? İlişkiniz nedir Servet olduğunu düşündüğünüz kişiyle? Ya Servet'i ben yaklaşık 7-8 senedir tanıyorum. Yıllardır yanıma gelip gidiyor. Servet neden geliyor gidiyor yanınıza? Yardım ediyorum kendisine. Peki kaç yaşında Servet? 21-22 yaşında. Evet. Ya babasının yaptıkları, annesinin... Çektiği eziyetler, yediği dayaklar. Peki Servet nerede, kimle yaşıyor? Parkta yaşıyor. Parkta. Annesini merak ediyor. Neden bıraktığını merak ediyor. Ve hiçbir şekilde babasıyla, amcasıyla, kardeşleriyle görüşmek istemiyor. Senin sormak istediklerin var mı Alican Bey'e? Boyu, posu, kilosu? Ya balık etliydi. Gözleri mavi. Gözleri çok benziyor. Gözleri mavi, evet. Mavi gözleri. Peki 7-8 yıldır parklarda mı yaşıyor Servet? Evet parkta yaşıyor. 5 kardeşim daha var diyor. 2 küçüğü, 2 büyüğü.
Öyle mi? Evet. Evet. Kimliğine falan bakmadınız mı? Ben kimliğine baktığımda Nazlı ismini gördüm anne adında. Servet'in yanındayken veya kardeşlerinin yanındayken... Evet. Babası sizin çocuklarınıza çöpçülük veya hurdacılık yaptırıyor muydu? Çünkü Servet öyle söyledi bana. Aynen. Yani her hikayesinde bunu anlatıyordu bana. Yaptırıyordu. Benim çocuklarıma her şeyi yaptırıyordu. Temennimiz iddia ettiğiniz kişinin hakikaten Servet olması. Şimdilik bütün doneler tutuyor gibi ama hadi evet. Bakalım inşallah diyelim. %99 tutuyor. Ali Can Bey, ekibiniz Mersin'e gelecek. Lütfen yardımınızı esirgemeyin. Sizler sevgili Nazlı'nın hikayesinde kayıtsız kalmadınız ve Türkiye günlerdir hakikaten onun hikayesiyle ağladı, hüzünlendi ve bizi ümitlendiren bir telefon almıştık dün. Biliyorsunuz Nazlı'nın 6 tane çocuğu var. 4 tanesi maalesef cezaevinde, bir tanesini 12 yıldır görmüyor, kayıp. Diğer oğlu ise yetiştirme yurdunda, henüz 17 yaşında, Kadir. Evet, Kadir. Birazdan ekibimizden Mehmet'e bağlanacağız. Mehmet şu an Mersin'de. Mehmet kim? Bizim muhabirimiz, arkadaşımız Mehmet. Dün Ali Can Bey'in telefonu üzerine hemen Mersin'e gittiler biliyorsunuz. Servet'le ilgili gelişmeleri birazdan Mehmet'e bağlanıp öğreneceğiz. Ama ondan evvel çok önemli bir konuğumuz gelecek dedim. Nazlı'cığım, senin oğlun, yetiştirme yurdundaki oğlun Kadir'in manevi babası Mehmet Bey geliyor alkışlarınızla. Merhaba, hoş geldiniz hoş Mehmet. Hoş bulduk, Öğrencilik. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, iyiyiz. Bize sağ biraz kendinizi tanıtır mısınız? Nerede yaşıyorsunuz? Ben Mersin'de yaşıyorum. Mersin'de yaşıyorsunuz. Bir şantiyede çalışıyorum. Evet. İşte orta halli bir aileyim. Hı hı. Eşine, çocuklarına seven, bağlı olan bir insanım. Siz evlisiniz, çocuklarınız var. Tabii. Kaç çocuğunuz var? 4 erkek bir kız. Maşallah, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Peki, Nazlı'nın oğlu Kadir'i nereden tanıyorsunuz? Nazlı'nın oğlu Kadir yaklaşık 6 sene önce benim oğlum Samettin'le beraber bizim eve geldi. Evet. Arkadaşım olduğunu söyledi tabii. Öyle tanıyorum. Ve 6 senedir sağ olsun gider gelir. Çok efendi, mütevazi bir çocuk. Çok terbiyeli bir çocuk. Hı hı. Allah herkese öyle bir çocuk nasip etsin diyorum başta. Çünkü yani... Anlatırken bile insanlar duygulanır. Çünkü çok güzel bir çocuk. Nasıl güzel? Yemek yediğimizi farz edelim. Bizle beraber sofrayı kaldıran bir çocuk. Yani nasıl böyle bir annenin veya böyle bir babanın çocuğu olduğuna şaşıyorum. Bu kadar söylüyorum. Yetiştirme yurdunda büyüdü. Hala da orada kalıyor değil mi? Aynen öyle. Peki ilk size kendisini nasıl anlattı hayatını? Annesiyle görüştüğünü bazen. İşte babasıyla sonradan arkadaş oldum ben. Yakından, ha, görüştünüz. Tabii. Şu an birbirimizle selamlaşıp birbirimize kivre dediğim insan. Ve çok güzel bir insan. Yani böyle anlatıldığı gibi değil. Öyle böyle değil o adam. Mütevazi. Gittiğin zaman seni aslan gibi karşılayan bir adam. Hurdacılık yapıyor. Dışarıya karşı öyle. Evet. Bir saniye. Dışarıya karşı öyle. Siz konuşacaksanız ben çıkayım. Ben sizi karalamaya gelmedim. İki tarafı konuşmaya. Ben sizi tanımıyorum. Ben tanıdığım insandan bahsediyorum. Çok güzel bir insan. Hurdacılık yapıp yani 3-5 kuruş kazanıp çocuklarına cezaevine para gönderen bir adam. Sorumluluğunu bilen bir adam. Ha, çocukları olabilir. Hani bizler de hata yapıyoruz. Bizler hata yapmıyor değiliz. Bizlere de hatamız var. Çünkü baba, herkes baba olur ama baba olamaz. Herkes anne olur ama anne olamaz. Nasıl bir esnafı düşün? Olamaz. Peki Kadir size ailesini nasıl anlattı? Annesinden ya da babasından nasıl bahsetti? Babasının
Şu an babasına gidip geliyor. Babasının iyi bir insan olduğunu, annesinin iyi bir insan olduğunu, yani kırmadı hiç. Kader hiç kimseyi kırmaz. Yani hiç kötü olumsuz bir şey. Kötü şöyle mi? Yani biz gelip konuş, o aile mevzuları girdiği zaman ağlayan bir çocuk. Ah. He yani. Şimdi canlı yayındayız. O ağlarken bizi de ağlatan bir çocuk. Yani güzel bir insan. Dedim ya. Hele siz sayın konuklar, Servet'i de tanımanızı isterim. Gerçi tanıyacaksınız Allah izin verirse. Siz tanıyor musunuz Servet'i? Tabii. Nereden tabii tanıyorsunuz? Mersin'den. Görüyor musunuz onu? Ya şu an bir şey söylesem inanır mısın Esra abla? Parkta yatan. Söyledi dün Ali Can Bey. Zaman odun yakıp, toplayıp odun yakıp ısınan bir çocuk. Şu an sahilde peki yatan bir çocuk. Peki babasının evi varsa çocuğum niye parklarda yatıyor abi? Hadi benim evim yok. Benim hiçbir gidecek yerim yok. Ben ortada kalmışım. O babasının, övdüğünüz adamın evi de var, ben parası da var. Ben övmüyorum, anlamadınız ki. Sizi senin iyi çocuk yönlendirmiş, çok güzel doldurmuş, sizi göndermiş buraya. Nazlı helal Hanım olsun. O adam çok politikacı bir Nazlı adam. Nazlı Hanım, ben şey abi, bahsetmiyorum. Abi, babasını övmüyorum, tanımıyorum. Benim yıllarca Cancı ne çektiğimi Yüce Yaradan bilir, ben bilirim. Siz bilemezsiniz. Siz sadece konuşulandan ibaret konuşuyorsunuz. Şimdi Servet Bey'in sizin eşiniz olduğunu biliyorum. Şimdi, ben gördüğümü söylerim. Ben sizi söylerim hayatımda ilk Hayır ben de sizi hayatımda ilk defa görüyorum. Buradaki benim Zuhal. Hayır Zuhal Hanım beni tanıyor mu? Tanımıyor. Ben benim hal ve hareketlerime bakıp beni değerlendirir. Ben de sizi ilk defa görüyorum. Öyle değil mi abla? Fakat evet, siz biraz hani böyle şey geldiniz sanki hani Nazlı Hanım'a da böyle biraz sert çıktınız gibi. Yok yok. Zuhal şimdi orayı Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben kendimi o konuşurken kendimi savunmak ama şeyimdir yani hakkımdır. Ben burada ne anlattıysam kelimesi değil harfine kadar doğrudur. Asla bir kelimem yalan yoktur. Benim ne yaşadığımı Allah'ım bilir. %70'i. Hayatta ben bu adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Yemin ederim kıldığım namaz kabul olmasın. Ben bu adamı hayatımda ilk defa görüyorum. Zaten göremezsiniz ki. Mehmet Bey de bir aile içinde ne yaşandığını bilmez. Şimdi evet. Siz onu dışarıdan bir insan olarak tanıyorsunuz. Aynen. İşini bilemez. Nazlı Hanım'ın eşini dışarıdan bir insan olarak tanıyorsunuz. Ben vücudumdaki yanık izlerini gösterebilir miyim canlı yayında? Hayır. Yanık izlerini. İşkence izlerini göstermek, ben göstermek isterim, görmek istiyorlarsa her şeyi gösteririm. Benim raporlarım da var, benim adli raporlarım da var, karakolluk mahkemeliklerimiz de var, her şeyimiz var. O yüzden üçüncü şahıs olarak savunmada kesinlikle bulunmazsanız daha iyi olur. Üçüncü neden böyle olarak manidar gülümsüyorsunuz? Hani niye inanmıyorsunuz? Neye? Siz sadece Kadir'in anlattıklarından yola çıkarak mı? %70'i doğru. Benim, yani tanımıyorsanız ben, Nazlı Hanım'ı nereden Zuhal bilebilirsiniz? Hanım bir şey daha söyleyebilir bir saniye, miyim? Bir saniye. Ha? Benim çocuğum. Burada hepimiz annelerimiz var burada. Duygu sömürüsü bir çocuk, kimse yapmasın. Yani babayı bırakalım. Bir çocuk anneden neden nefret eder? Nefret mi ediyor Kadir? Aynen öyle. Çünkü, ama değil dediniz. Babaları beyin. Neden nefret eder? Şimdi Nazlı Hanım bazen diyor ya hani benim 1 liram yoktu da bir yere gitmedim veyahut ben çocuklarımı alamadım. O çocuğun günahı yok. Sen o çocuğu sokağa niye attın da sen şimdi kafanı sokacak sıcak peki, bir yerin Mehmet var. Peki Mehmet Bey ben size başka bir şey soracağım. Çok affedersin. Şimdi arkadaşlarımla ben konuştuğumda yayından evvel sizinle ilgili biraz bilgi verdiler bana tabii ki. Diyorlar ki Aslı al eline mikrofonu. Siz aslında Kadir'in babasıyla ilgili çok kötü şeyler anlatmışsınız arkadaşlarım. İşte bak, şu an şaşkınlar. Neden yayında böyle bir şey söylüyor? Şimdi orayı anlatacağım. Anlatır mısın? Bir saniye. Aslı neler söyledi Mehmet Bey Kadir ve Servet'in babasıyla ilgili aslında yayında? Ha Kübra'cığım sen konuş. Ben konuştum beyefendiyle. Yani şimdi tam detaylı yayında olduğumuz için söyleyemiyorum. Ha de, genel olarak. Hani Nazlı Hanım'ı doğrular bir şekilde konuştunuz yayında. Ben sizinle birebir görüştüm. Tamam ben şimdi orayı anlatacağım. Şimdi bırakmadınız hani bunu ki anlayamadık gerçekten. Şimdi bırakmadınız. Şaşkınlar onlar da. Yani Zuhal şimdi neden Hanım bir anda okular Nazlı Hanım'a döndü onu anlayamadım. Zuhal Hanım bırakmadınız. Ben şimdi Kadir'den yola çıktım. Servet'ten yola çıktım. Hayır babası çok iyi bir insan. Çok güzel iyi insan. Hayır bak neyi, neyi anlatacağımı bırakmadınız. Yo bıraktık siz öyle anlattınız. Şimdi babasının pardon babasının hurdacılık yaptığını söyledim. O parayı da çocuklarına götürdüğünü söyledim. Burada yanlışım yok. Ama niye cezaevine yani düşmüşler çocuk? Konuşabilir miyim? Zuhal hayır, Hanım, şey benim çocuklarım bu günlere gelmemin başından ezeceksin yılanı. Benim bu günlere gelmemin sebebi de kendisi. Çok affedersin adam olaydı ne bu çocuklarım bu halde olacaktı. Peki Nazlı Hanım bir şey daha söyleyeyim. Osmaniye'de yatan mi?
Kim? Osmaniye'de yatan oğlunuza. Evet. Eşiniz size. Hı. Davadan vazgeç çocuğum çıksın deyip para göndermedi mi? Hayır. Davadan vazgeç diye sana yalvarmadı mı? Ne davasıymış? Ne davası? Konuşur mu abla ben? Konuşur ne davası? Konuşur mu abla ben? Hayır ben yalan. Yalvardı eşi bak. Ben yalan. Buna bizzat bak yalan. Eşini sevmiyorum. Hayır iyi bak, öğretlenmişsiniz. Benim kibrem. Helal olsun. Aa işte anlamıyor siz ki. Siz çok güzel politika oyunu oynuyorsunuz. Tamam o zaman. Benim konuş. Yaşadığımı yüce yaradan bilir tamam mı abi? Abi ben ablacığım ben seni tanımıyorum. Hayatımda ilk defa görüyorum. Tamam. Sen benim 17 yıl ne yaşadığımı görmediğin için konuşamazsın. Peki sen çocuklarının 17 yıl ne yaptığını biliyor musun? Abi ben çocuk benim bak devlet çocuklarımı babasına verdi. Duyuyor musun beni? İyice evet. Dinle bak. Evet. Çocuklarımı devlet babasına niye verdi? Çünkü onun bakma gücü benden daha iyiydi. Niye? Evi vardı, parası vardı. Benim ne maddi durumum iyiydi, benim ne kalacak yerim vardı abi. Sadece parası vardı anlaşılan. Şimdi Mehmet Bey ben o zaman tek bir cümle söylemek istiyorum. Baba olmak çocuğunun maddi ihtiyaçlarını karşılamak değildir. Ona sevgi vermek, onun güvenliğini sağlamak ve onu korumaktır. Siz burada işte babası cezaevindeki çocuklarına para gönderiyor diyerek burada bir babalık yaptığını savunamazsınız. Çünkü babalık bu değil. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Yeni aldığı eşinden olan çocuklarına... El bebek gül bebek bakıyorken benim çocuklarımı niye dağıttı? Civciv yavrusu gibi hepsini niye dağıttı? Hadi ben bir bayan zincire bağlı. Benim kanadım kırık. Ben ne kadar ben seni izlediğimde ağladım geldim buraya. Ayağımı atamıyorum. Evet beyefendi de Mehmet Bey. Ben burada seni izledim üzülmüş. Ve Kadir'in annesi deyip ağlayıp buraya geldim benim ben. Benim bildiğim kadarıyla bir şey söyleyebilirim. Evet arkada Zuhal da ağlamış Hanım. Beyefendi. Hakikaten anlatırken arkadaşlarımla yani, çok duygulanmış. Evet. Neden biliyor manevi musun? Babalık. Evet. Hatta şunu ben halen sana ağlayan insanım ama bak sen beni hep karalıyorsun. Hayır ben karalamıyorum. Ben, abi sen diyorsun beni, ki eşiniz, sen niye bıraktın? Beni eşiniz Servet Bey ilgilendirmiyor. Sen de. Oğlu Servet. Hayır eşi de Servet. Peki sizi kim Servet gönderdi buraya? Hayır, siz bir şey sorabilir miyim? Beni kimse yollamadı. Mehmet abi sizi kim gönderdi vallahi buraya? Vallahi abla beni kimse yollamadı. Ben kendi Servet göndermedi mi sizi? Vallahi o göndermedi. Ben kendi rızamla geldim. Ha, Kadir'i evet. Görüyor, ben, görebiliyor musunuz? Kadir'i? Evet Kadir. Şu an telefonu da peki, ben de... Kadir'e bağlanmalarını istiyorum. Benim bir olay devlet yanına şu aldığını şu an Kadir'le biliyorum. Bile ben evet. Şu an telefon açsam Kadir'le bile görüşebilirim ki o kadar seviyor beni. Biliyorum ben siz hatta yaptığınız iyilikleri de söylemek bile estağfurullah hayatta söylemem. Ben bir baba diyor bana. Sahip çıkmış manevi bana baba diyor ben yapmış. Babalığı da kabul etmiyorum. Ben onun abi, abisiyim. Abi size bir şey daha söyleyeyim mi? Efendim? Herkese söylüyorum. Bir insan ne olursa olsun, bir kadın ne olursa olsun, bir annesin, anneyim ben. Ben de anneyim. Ben onları bebekken bırakamadım diyorum size. İşkenceyi çektim, onların serpilmesini bekledim. Tamam mı? Şimdi... Ben bugünleri yaşamayı asla istemezdim. Evet, Nazlı'nın tek isteği bütün çocuklarımı bir sofrada görmek bir isterdim. Bir kere göreydim, oturup gözüm hep beraber evlatlarımla bir yemek yiyeydim diyor. O noktaya geldik. Çocuklar istemiyor canım ablacığım, ben onu anlatıyorum size, da. Diğer çocuklarla da görüşüyor musunuz siz? Evet. Beyin onlar da mı istemiyorlar? Onu anlatıyorum, görüşmek istemiyorlar. Zuhal ablacığım, ben... Anlatmak istediğimi anladınız mı bilmiyorum. Çocukları görmek istemiyor. Benim bildiğim ben onu sordum işte Nazlı ablaya. Sizi çok göndermişler helal peki. Olsun. Peki Mehmet Bey yaptığı iyiliklerden dolayı. Ben hayatımda çok tecrübe ben iyilik yapmadım. Hayır, bu hepimizin görevi. Benim oğlumun arkadaşı. Benim oğlumdan ayırt ettiğim Allah de biri değil. Allah razı olsun. Benim teşekkür ederim. Sağ eşim, olun. Benim eşim senin yaptığını yaptı ona biliyor musun? Banyoya alıp yıkıyor. Söylemeyecektim, konuşturma Allah beni. Allah razı olsun. Bunu senin yapmanı isterdim ben. Ya ben ne anlatıyorum, siz ne anlatıyorsunuz ya? Hala bozuk plak gibi. Hala düşün böyle şöyle. Anlamıyor musun abicim sen ya? Tamam. Psikolojim bozuldu. Yapamadım ben depresyona ya. Giriyorum artık ya. Bilmediğiniz şeyler var. Lütfen. Ya bir şey söyleyeceğim. Var. Zuhal peki. Abla. Tamam, diyelim ki Nazlı abla burada oyunculuk yapıyor, burada rol yapıyor, bizi kandırıyor. İyi de otelde de mi kandırıyor? Yani insan ister istemez bir yerde patlak verir. Abicim sen kadın acısını görmüyor musun? Geliyorsun bir de diyorsun ki çocukların seni istemiyor. Ama doğruyu nereden söylüyor. Nereden biliyorsun? Kadın zaten bunları yapmak istiyor. Peki. Ya orada zaten hepimiz ben kötü olmadık bir şey mı? Söyleyeyim, son Mehmet bir kez sofrada evet, göreyim abla. Dedi zaten ya. Zaten Mehmet Bey buraya tartışmaya gelmedi. Aslında hani iyi niyet gösterdiği olarak geldi. Fakat maalesef biraz ön yargılar var sanırım. Umut? Eğer ortada bir suçluyu arıyorsak, suç arıyorsak bence hanımefendi de suçludur, beyefendi de suçludur. Atana rahmet. Umut dememek lazım. Bu doğru.
Peki. Tamam. Daha fazla şey yapmayalım. Bunu bir polemik kavga haline dönüştürmeyelim. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz şey geldiği değil. İçin. Alkışlarla uğurlayalım kendisini. Saygılar. Allah'a emanet olun. Siz de sağ olun. Dün de söyledik. Söyledim. Belki dedim Nazlı'nın da pişmanlıkları vardır, hataları vardır. Kendisi de kabul ediyor zaten mutlaka. Ama işte tek taraflı dinliyoruz. Şimdi beyefendiyi de tanımıyoruz. O seyretmiş, duygulanmış, Kadir'e sahip çıkmış. Gelmek, konuşmak istedi. Keşke daha ön yargısız, daha anlayışlı bir şekilde yaklaşsaydı. Aslında aynı şeyi konuşuyorlar fakat ifadede kırıcı kelimeler kullanılınca daha fazla bu diyaloğu uzatmanın da manası olmadığını düşündük. Ahmet. Dün ben yanlış anlaşıldım yine. Biliyorum. Benim söylemek istediklerim şuydu. Bir anne evladını ne şartlarda olursa olsun bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu hayvanlarda bile, yanlış anlaşılmasın söylediğim, hayvanlarda bile o kadar zor şartlarda kalıyorlar. Ölümü göze alıyorlar. Ona rağmen bırakmıyorlar. Biz insanlar birbirimizi, yani kendimizi çok iyi ifade edebiliyoruz ve hanımefendi gerçekten iyi ifade ediyorsunuz kendinizi. Ahmet Bey. Çok güzel konuşuyorsunuz. Çok. Bir şey söyleyebilir miyim? Peki, pardon. Ben diyorum ki devlet babasına verdi diyorum. Babası çocukları sahipledi tamam, diyorum. Babasına... Tamam, peki annesi attıymış Nazlı'nın, Emine Hanım. Evet. Bir alo diyelim. Merhaba Emine Hanım. Alo. Anne konuş anne. Emine Hanım duyuyor mu bizi acaba arkadaşlar? Hattımızda mı? Emine Hanımcığım. Hatta duyuyor musunuz bizi? Kaç yaşındaydı annemciğim? Annem herhalde 58 olacak. Ha. Emine Hanımcığım. Alo. Alo duyuyor musunuz bizi? Hattaymışsınız ama. Bir problem var herhalde. Tekrar şey yapacaklar, ilgilenecekler. Ben Servet deyince oğlu Servet, kayıp Servet'le evet. ilgili zannettim. Eşinin adı da, eski eşinin adı da Servet'miş. Evet, evet. Onu tanıyormuş beyefendi. Zuhal Hanım bak yine diyorum. Şimdi Ahmet az önce bir şey dedi. Hala aynı lafı söylüyor bozuk plak gibi. Al işte. Şimdi ondan ben sonra, kötü bir şey söylüyorum. Anlatamıyorum ben derdimi hele ya. Hele şu arkadaki sen niye bir şey söyleyeceğim abla. Onun yorumunu istemiyorum. Kusura bakmayın ama biz aynı Peki, duyguları Ahmet, tamam. Uzatmanın manası yok. Yani Zuhal Hanım. Şu bayanın yorumunu istemiyorum. Kim? İsmini unuttum. İstemiyorsun. Yorum yapmasını istemiyorum. Psikolojimi... Abla mı? Evet, o benim psikolojimle oynuyor. Lütfen onun yorumunu istemiyorum. Tamam, tamam. Konuşmayacak. Evet. Tamam, peki. Yani zaten haleti ruhiyesi çok iyi değil yani. Bir de üstüne gitmek, bir şey söylemek. Evet. Emine Hanım attı mı arkadaşlar? Emine Hanım attı mı? Hatta. Emine Hanım? Evet. İyi Alo. Zühal Hanım. Alo. Hah, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalıyız. Kızımın anlattıkları gerçekten doğru yani. Kızımın çektiğini değil, Allah bile kendisi bilir. Kızıma her zorunluluğu yaptı. Yukarıda Allah var yani. Sabaha çıkmayın. Kur'an hakkı için. Allah benim etmesin. Kızıma işkence yaptı, yaktı. Tüpün üstünde. Kız mecburdu can şeyinde yani kendini kurtarmak için yani karakola kendini attı. Karakoldan da yani İstanbul'a şey ettiler, sığınma evine şey etti, tedavi oldu. Gerçekten babası en zulümlü yaptı Zuhal Hanım. Hangisini anlattın? Peki yani? Bir saniye. Bunun kim nereli olduğuyla bir alakası yok. Bunun insanlıkla alakası var. Lütfen öyle şeyler söylemeyin. Maalesef görüyoruz, duyuyoruz, şahit oluyoruz. Peki Emine Hanımcığım. Nazlı'yı siz o şekilde gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Evet geldi. Ondan sonra bir yüreğim parçalandı. Biz kendimizi şey etti. Yani inan ki böyle aklıma geldikçe Zuhal Hanım parçalanıyor. Ciğerlerim parçalanıyor. Bir kuş bir çalıya sığınmış mesela. Ben saatlik çıkmasam kim çıkacak? Mecbur saatlik çıkacağım. Yani ortalar mı kalsın? Kızın anlattıkları gerçekten de doğru. Yani babasından oldu. Kızdan olmadı. Kız bir sefer yine gitti kaderini denedi. Yine soyu falan bastı. Emine Hanımcığım çok affedersin. Lafını balla kesiyorum. Evet. Torununla ilgili bir gelişme var sanırım. Aslı ne evet, oldu? Şimdi yeni bir gelişme var. Zaten gün boyu hep Mehmetlerle iletişim halindeydik. Evet Mersin'de arkadaşlar. Pek bir sonuç alınmamıştı. Birçok yere bakılmıştı ama şimdi bulmuşlar. Servet'i bulmuşlar. Öyle mi? Evet Servet'i bulmuşlar. Hadi inşallah.
Servet'i buldu mu Mehmetler? Evet, Servet bulundu. Ay hadi çok şükür inşallah. Arkadaşlarımız gidiyorlar. Birazdan da Mehmet'e bağlanacağız zaten. Oh çok şükür. Güzel haberi. İnşallah. Çok sağ ol Aslı'cığım ya. Güzel haberler verdiniz. Gözünüz aydın. Hadi bakalım. Sunal Hanım. Bulmuşlar Servet'i. Biraz burada hani hakikaten otelde arkadaşlarına da anlatmış, arkadaşlarımızla da konuştular. Yani hakikaten çekmiş kadıncağız ve hani o kadar dolu ki tersi söylendiğinde de ister istemez tepki gösteriyor ve hani yaşadıklarını haykırıyor. Annenle de konuşunca hani bir kez daha çok üzüldük. Emine Hanımcığım. Dinliyorum. Ağlıyor musun? Kıyamam ben sana. Ben de ağlıyorum. Kızımın halini gördükle karşıda ben daha şey diyeyim yani. Kendine uygun da inşallah bir kısmet açılar. Bir uygun bir kapısı nasip olur inşallah. Hayırlısına gözüm sakin. Ay ne olur yapmayın, çok üzüldüm ben de şu an, lütfen ben dayanamam hele bir annenin gözyaşlarını, lütfen. Anne ağlamadı. Boşver. Boşver. Yerlerin şahit yani, gerçekten kızımı doğru söyledikleri hep doğru anne, yani. Anne ağlama, ağlama annen. Bak kızın bir şeyler diyor Emine zaten teyze. Ağlarsa anam ağlar, başkası yalan ağlar. Ağlamasın. Başkası ağlamaz. Kimse kimsenin derdinden anlamaz, boş ver. Ay yapmayın, ay hıçkırıklarla ağlıyor kadıncağız. Ne olur üzmeyin kendinizi. Çekmeyen de davulsun da çekir. Benim kızım çektiğini bir Allah bir kendisi bilir yani. Ağlama anne. Bak Şadım arasına geldi senin için. Gözlerimde kanlı yaşlar, hasretin başa geldi olmaz şey, yokluğunda öldü gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımı dalar, başa ay canım mutlu olacaksın inşallah diyor Müjdat abla da, olacak inşallah. Emine Hanımcığım, Emine ablacığım. O çok kötü oldu orada. Kötü oldu. Emine ablacığım bir ses ver, iyi olduğunu duyayım. Emine abla iyi misin? Anne ağlama anne. Ben kendimi tutamıyorum kızım seneyle görünce. Tamam ağlama. Evladın canın ciğerin, çok haklısın canım benim. Bak güzel bir haber aldık. Torununu bulmuş bizim arkadaşlarımız. Servet'i bulmuşlar. Evet. Gerçekten Zuhal Hanım kızım doğru söylüyor. Bak Kur'an hakkı için. Biraz ses alalım kızım. Emine Hanım stüdyoya. Tamam anne ağlama tamam. İnşallah hayırlı bir kapısı çıkar. Benim amacım nedir Zuhal Hanım? Benim gözüm sakin. Gelir bir yuvası açar inşallah. İnşallah bir bulacağız. Bir arla dönmüş, bir eve olmuş. Benim gözüm zaten de yuvasını kursun hayırlısına. O da rahat etsin. Yavrucağız ıttın mevlerde. Ona da sıra gelecek kesin hayırlısıyla kesin. Ama bak torununu evet bulmuş arkadaşlarım. Servet'i bulmuşlar. İnşallah. Sen de görmüyorsun. Yıllardır sen de görmüyorsun değil mi torununu? Evet ben de gördüm. Ben de ortada kaldım Zuhal Hanım. Benim de kolum kanadım kırıktı. Annem babam ölünce ben de ortada kaldım. Mecbur oldum, ben de evlendim yani. Aynen.
Ne diyelim Emine Hanımcığım? Allah bundan sonra birbirinizin acısını size göstermesin. Sağ ol bağlanın için. Ağlama lütfen. Sil gözyaşlarını. Seyretmeye devam et. O torunu Servet'le ilgili haberler vereceğiz şimdi. Öpüyoruz ellerinden. Sevgiler, saygılar. Üzme canını hadi. Ağlama bak, inşallah güzel olacak bundan sonra her şey. Hah, Mehmet hattaymış. Mehmet. İyi, sağ ol Mehmetciğim. Seni dinliyoruz heyecanla, merakla. Hadi güzel şeyler söyle bize abim, hadi. Zuhal Hanım, şu anda Mersin'deyiz. Yüzlerce ihbar gelmişti ama en dikkat çekeni, en net olanı Alican Bey'e aitti. Evet, dün aradı bizi. Evet, dün telefon görüşmesinin hemen ardından biz soluğu Mersin'de Alican Bey'in yanında aldık. Tamam. Bir parktan bahsedilmişti. Burada kaldığına dair bilgiler vardı. Bunların hepsi doğru. Doğru. 7-8 yıldır parklarda yaşıyor dedi Alican Bey. Doğru muymuş o? Tamam. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle ve daha günler öncesinden orada gören vatandaşlar vardı. Alican Bey de bize yardım edince direkt parka gittik. Evet. Orada buluruz ümidiyle. Ancak burada bulamadık. Öncelikle onu söyleyeyim ama ümitleri de kırmayayım. Çünkü devamını dinleyin. Tamam. Burada ortak mahallelerde bölgedeki vatandaşların hepsi seferber oldu ve verilen bilgiler anneye çok benzediği yönünde ve gerçekten de annenin son gördüğü şekilde böyle tombul bir çocuk olduğu, kilolu bir çocuk olduğuna dair bilgiydi. Sonrasında bu net ipuçlarını takip etmeye başladık ve bunları değerlendirmek için bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bir adres var ve şu anda Servet'te orada, bunun bilgisini verelim. Güzel. Bilgi olarak sunmuş olalım size Zuhal Hanım. Tamam. Ve şimdi yanına doğru gidiyoruz. Orada telefon görüşmemizi de gerçekleştirdik. Şu anda Servet sizi bekliyor orada. Ve yanına doğru gidiyoruz. Çok şükür. Ay hadi inşallah. Mehmetciğim ya vallahi o kadar mutlu ettin ki şu an çok hakikaten heyecanlıyız, meraklıyız. Senden ya, biz de dün ne güzel şeyler duyduk. Buraya nasıl geldik, nasıl o süreç... Biliyorum apar topar gittiğinizi, biliyorum, biliyorum, hepsini biliyorum. Ay bak şu ne anda... güzel. Vallahi siz de sevap kazanıyorsunuz, kazanacaksınız inşallah. Mehmetciğim çok teşekkür ederiz. Şu an Servet'in bulunduğu adrese doğru gidiyorsunuz. Evet. Servet sizi orada bekliyor. Hı-hı. Yarın inşallah güzel haberleri, müjdeli haberleri bekliyoruz. Kolay gelsin sana ekibine. Allah kolaylık versin. Hadi inşallah, hadi inşallah. Yarın güzel haberler vereceğiz. Hayırlısıyla Servet'le buluşacak arkadaşlarım. Biz de size Fox TV ekranlarından inşallah buraya da getireceğiz Servet'i. Zuhal Hanım konuşmak istiyorum. Nasıl hissediyorsun? Bir nasıl hissediyorsun? Biraz rahatlamış hissediyorum kendimi Zuhal Hanım. Dünden beri biraz daha iyiyim. Sadece bana kimse karışmasın bu konuda. Ne tamam. Olur üstüme gelmesin. Zuhal Hanım. Tamam peki. Kimse Zuhal ne Hanım, olursa olsun istiyorum. Ben anneyim yani sonuçta. Haklısın. Peki Ziya abi bir şey söylemek istiyor. Söyle canım. Ben de Adanalıyım Nazlı Hanım. Evet. Zuhal Hanım, Nazlı Hanım'ın oğlu gelsin. Benim üçüncü kat boş. İki oda, mutfak, tuvaleti, banyo, sıcak suyu her şeyi var. Dayar, döşer vereceğim. Yiyeceğini de alacağım. Elektrik suyunu da vereceğim. Otursun gelsin. Allah razı olsun. Ah işte bizim öyle ya. Vallahi yarın. İşte ben de onu düşünüyordum. Vallahi sağ ol, helal olsun. Elimden götüreceğim. Her şeyinde anahtarı teslim vereceğim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol bir tanesin. İnşallah hayırlı süre bir servet gelsin. Onları da konuşacağız ama sağ ol düşüncen için. Hassasiyetin. İşte Türk insanı nasıl merhametli. Servet evet. Servet yarın yayında olacak diyor. Ay küfe heyecanlandım. İnşallah Servet buraya gelecek. Anne ve oğlu 12 yıl sonra buluşturacağız. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Diyelim seni alkışlarla yerine alıyoruz Nazlıcığım. Oh valla. Peki Yasemin'in bir talibi gelmiş. Yasemin'cim seni böyle alabilir miyim alkışlarınızla tabii ki? Yasemin nasılsın? İyiyim Zuhal Hanım. Geçmiş olsun bu arada. Sağ ol canım benim eksik olma. Demin yine hüzünlü gördüm seni. Ya ben çok üzülüyorum Nazlı ablaya. Dayanamıyorum ona hiçbir şekilde. Biliyorum neden dayanamadığını da seyircilerimizle paylaşacağız. Çünkü sen biraz geçen gün bahsetmiştin. Benim de buna benzer bir hikayem var diye.
Seni birazcık daha yakından tanıtmak istiyorum seyircilerime. Buyurun Nazlı ile ilgili veterimiz, pardon Yasemin ile ilgili veterimiz hazır, buyurun. Yani 17 yaşta gittim evliliğe. Kıskançlıktan ötürü bir şeydi. Yani biz anlaşamıyorduk ve mutluluğu hiçbir zaman tadamadım. Annem gitme dedi, etme dedi. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Kafamı duvarlara vursam çok pişmanım. Babam öleli 3 sene oldu. Evlenmemi istemedi. Tabii ki karşı çıkıyordu. Ben dinlemedim. Dinlemediğim için de gittim. Ne annemi dinledim ne babama dinledim. Ne kadar hata yapsam da kapım her zaman açık dediğini de hiçbir zaman unutmam. Çünkü çok özledim. İnsanın gerçekten babaya anneye ihtiyacı var. Çünkü benim de bir yavrum var, ben de bir anneyim. Tabii ki tutunacağım bir dalım var. Kızım asla ama asla benim yaşadığım hayat ona yaşatmayacağım. İyi ki de var, iyi ki de olmuş, dünyaya getirmişim. Yani öyle bir kızı Allah herkese nasip etsin. Böylesi sevdiğin için, bir gördüğüm oldu için, ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Evet Yasemin, şöyle geriye dönüp baktığımda ben nerede hata yaptım diye hiç sordun mu kendine? Sordum. Cevabın ne oldu kendine? Çok pişmanlık. BT'de de söylemişsin. Evlendiğime çok pişmanım ama kızım olduğu için tabii değil. Yani... Çok tabii ki seviyorsun kızını. Allah onun bahtını yolunu açık etsin. Şu çok beni kalbimden vurdu şu cümlen. Kendi yaşadıklarımı kızıma yaşatmayacağım dedin. Asla. Bunları yaşaman gerekiyormuş. Belki şu noktaya gelmen için. Hakikaten anneliğinin ne olduğunu anlamak için. Kızının değerini bir kez daha anlayıp onun yerine kendinin yerine onu koyman için bunların belki de yaşaman gerekiyordu. Şu anki Yasemin olabilmesi için. Değil mi Tuğba? Şu anki Yasemin olabilmesi için, bu kadar güçlü bir kadın olabilmesi için kötü de olsa bir şeyleri deneyimlemesi gerekiyordu. Hiç pişmanlık duyma Yasemin. Çünkü biz bazı hani derler ya bir şer... gelir ki hayatına başka bir daha kötü bir şerden seni korumak için. Her şerde bir hayır vardır derler. Gerçekten de öyle. Çok şanslısın. Çok tatlı bir kızın var. Allah'ım var. Bir kız çocuğu sahibisin. Teşekkür ederim. Sahip olduğun şeylerin kıymetini bil ve nelere sahip olduğunu iyi düşün. Teşekkür ederim. Bundan sonraki evliliğinde inşallah doğru bir karar alarak, bilinçli ve mantıklı olarak... O zamanki yaşlarından bu zamanki yaşına geldin, artık bir annesin. O da senin tabii ki gençlik zamanında hatalarındı. Sizlerin hikayelerini bu şekilde ekranlara yansıtarak aslında içimizde çoğu zaman karşılaştığımız, okuduğumuz, gördüğümüz, seyrettiğimiz, bildiğimiz insanların hikayesini tekrar etmiş oluyoruz. Ve onlar için buradan elimizden geldiğince örnek temsil etmesini, emsal teşkil etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açık yüreklilikle hayatını bizle paylaştığın için de sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Buna inan, kendine inan. Sen çok kıymetli bir kızsın. Hadi bakalım. Bir Altan Bey'i davet edelim. Yasemin için alkışlarınız da gelsin stüdyomuza. Altan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun Zuhal abla, siz nasılsınız? İyiyiz, sağ ol. Sen de bir hoş geldin de Altan'a karşılığı. Altan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanım.
Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Kendinizden bahsedin bana biraz. Ben Rize'de oturuyorum. Yalnızım. Annemi kaybedeli 20 gün oldu. 20 gün mü? Evet. Bir yalnızlık çöktü bana. Ay başın sağ olsun. Dostum, Allah rahmet eylesin. Dostlar sağ olsun Zuhal abla. Neden öldü? Rahatsızlığı vardı. Kalp. Kalp. Allah sabır versin ya. Başınız sağ olsun. Çok, çok tazeymiş acın. Ne yaptın? Nasıl toparladın kendini? Aa, kardeşlerim var Zuhal abla. Onlar burada. Ben Rize'de yaşıyorum. Yalnız başımayım orada. Ben merkezde oturuyorum kirada. Yazları da köye çıkıyorum işte çay var. Çay falan kesiyorum. Artık yalnız kalınca anne gidince ellerimiz koynumuza kaldı. Yapacak bir şey yoktu. Artık bir dayanacağım bir annem vardı. O da işte bıraktı gitti bizi. Yalnız kalınca böyle gene de Allah'ıma çok şükürler olsun. Ayaktayım. Onun evladı olduğumda utanmıyorum. Başın sağ olsun. Toprağı bol olsun. Nurlar içinde yatsın. Şimdi babacığın hayatta mı? Babam da 2001'de vefat etti Yasemin. Ah yarabbim. Büyük acı. Çok üzüldüm ya. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin. Altancığım. Kaç kardeşsiniz? Biz 5 oğlan 2 kız Zuhal abla. Hepsi evli. Bir ben ayrılmışım eşimden. Rize'de yaşıyorum. Sen ayrıldın işte. 3 senedir annemin hem kız evladı hem erkek evladıydım. Her şeyine koşuyordum. Çayda, işte bahçede. Her işini yapıyordum. En son doğasını da alabildiysem ne mutlu bana diyorum. O kadar acı dolu bir şeyler yaşamış. Daha çok taze hiçbir şey. Yani yaralamak istemiyorum kendisini. Ne diyebilirim diyorsun değil yani mi? Ne sorayım? Çok haklısın. Çok iyi anlıyorum, hissediyorum şu an. Çok zor. Fakat yuvasını kurması Zuhal abla ben... ona iyi gelecektir mutlaka inşallah hayırlısıyla. Çünkü ancak sevdiğim bir insan olursa acıların birazcık olsun hafifler. Asla geçmeyecek, bitmeyecek biliyorum ama Allah yüce Rabbim o sabrı insanların içine vermiş Altay ki. Altay Bey kaç yaşındasınız? Yaşıyoruz. Ben 40 yaşındayım Yasemin Hanım. Biraz yaş farkı var. Ya ben Zuhal Hanım, ben hep söylüyorum. Ya üzmek istemiyorum karşı tarafı. Geldiği için ayaklarına sağlık ama her defasında bunu söylüyorum. 30-35 yaş istiyorum. Ne yapalım, bir şansını denemeye gelmiş. Göstermiyor da yaşını. Tamam göstermiyor. Nezaketten bir çay içerim. Çünkü daha yeni acısı. İçerim. Niçin tabii ya? Yorum alabilir miyim Salih Bey'den? Salih'ciğim yorum yap canım. Açık mikrofon. Altan Bey'e hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda hemşerim. Rize'den de tanıdık çıktı. Amcamları falan tanıyormuş. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Arkada da muhabbet ettik. Ben sana açık konuşacağım Yasemin. Hani gerçekten çok üzüldü arkadaşımız. Yani çay, çorba bilmem ne bahane. Ha. Tamam çıkın. Güzelce oturun konuşun. Arkadaşım sadece şey dedi. Hani ben gerçekten buraya Yasemin almaya geldim. Hani ne demek istedi burada? Çocuğun için söylemiştin yani beni al, olur da bir olumlu bir şey düşünürsem. Beni sahiplenecek arkadaş çocuğumla sahiplenecek demiştin. Bu arkadaş da diyor ki hiç sorun değil. Hani konuştuk bayağı ama, bir dertleştik. Tamam çocuğunu da kabul ediyor, seni de kabul ediyor. Değil mi? Sakın ola yaşa aldanma. Otur detaylı, geniş saplı araştır. Ondan sonra olumlu ya da olumsuz diye bir cevap ver derim sana. Peki. İnanıyorum ki mutlu olacaksın eminim. Peki paravanı açalım istersen Yasin. Bir gör Altan'ı alkışlarınızla. O bir yolcu sen bir amcı gördüm en son yalancı. İçimdeki derin sancı. Gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim. Senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gönül. Böylesi sevdiğim hiç
için bir gördüğüm oldu içim. Ağlıyorsun için için, demedim mi sana gönül? Hoş geldin, ayaklarına hoş sağlık. Bir çay içeceğim, hemşerimsin hem de. Buyurun. Peki, bir çay içeceklermiş. Müjdat Hanım, sizi böyle alayım. Arkadaşlarımı da böyle geçireyim. Alkışlarınız. Bir çay gelsin, bir çay gelsin. Ercan söyle, çay gelsin. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Hanife birkaç gün evvel babasına seslendi buradan. Onu bir izleyelim. Sonrasında bir sürprizimiz olacak çünkü. Buyurun Hanife'nin babasına seslenişi, haykırışı izleyelim. Benim babamla aram biraz limoni bu sıra. Tamam. Babacığım, ben seni çok seviyorum. Bu dünyadaki en kıymetli erkek sensin benim için. Sürekli hani bana laf söylüyorlar ya, gel de baba görsünler. Nereden geldi o çiçekler? Ben almıştım. Ya ben babamı göreceğim ya, biraz şey oldum, evet. Ya peki. Evet. Bakalım babacığı neler söyleyecek Hanife'nin. Evet. Davet edelim mi? Hazır mısın? Heyecanlı mısın? Ha? Annemkinden daha fazla. Evet, annen de bu kadar heyecanlanmamıştın. Baba yani. Tabii, bir de birazcık da arası limoniymiş ya. Kız çocukları için çok önemlidir ama baba. İnanılmaz. Herkesin babası çok kıymetli tabii ama şimdi birazcık da bir hafif bir çekinme, hafif bir hafif bir tırsma da var anladığım kadarıyla. Bakalım Raşit Bey'i davet edelim. Neler söyleyecek? Buyursunlar Raşit Bey. Alalım sizi böyle. Al bunu götürsün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Zuhal Raşit Bey? Teşekkür ederim Zuhal Bey. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Gözler yeşil. Bütün her şeyin güzelliğini verdim. Bir gözlerimi vermedim. Olsun. Peki izlediniz herhalde geçen gün kızınızın size seslenişini. Hanife nasıl bir kızdır? Biraz sizden bir dinleyelim değil mi? Ha? Şimdi görürsün sen. Nasıldır Hanife evde de? Nasıl bir çocuktu? Hanife başlı başına bir ayrı güzellik. Ne bileyim, yani tek başına bir orduya, şurada okuyor, orduya elinden geldiğiyle fazlasıyla sevgiyi, ihtiyacını, her şeyini karşılar. Verebilir diyorsunuz. Verebilir. Peki, daha evvel eşiniz geldi, annesi geldi, evet. Ama şimdi daha heyecanlı. Ne oldu, üzdü mü sizi, kırdı mı? Yaptı mı yaramazlık? Yapıyor. Zamanla o ne kadar yaramazlık yapsa da evdeki yeri bambaşka. Mutlaka. Tabii ki. Hani burada arkadaşlarıyla olsun, ne bileyim sohbetleri olsun, birbirine takışmaları olsun. Ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz seyrettikçe Hanife'yi? Zaman zaman burada biraz ortalık kızışıyor. Vallahi kızışıyor. Onlar arkadaşla kendi aralarındaki problem. Hı hı. Şimdi ben burada yanlış olmasın gene konuşmamız. Ne bir arkadaşından tartışırken niye tartışıyorsun? Niye, ne bileyim, erkektir gelip de yani kırmak kimseyi istemem. Tabii ki, tabii ki. Çünkü niye? Burası evlenme programı. Bugün Ahmet de çıkabilir, Mehmet de çıkabilir, Süleyman da çıkabilir. Yani mutlaka bir tanesi bir adam evladı gelip de nasip olursa bir gün olacak, alacak. İnşallah. Beğenmiyor. Ama bugün olur, ama bir ay sonra olur, ama bir sene sonra olur.
Nasibi ne zamansa o zaman inşallah. Seyrederken hiç kızıyor musun Sanife'ye? Ah be kızım, dur be kızım, öyle deme kızım. Ah niye öyle yaptın be kızım? Ekran başından böyle bir serzeniş oluyor mu, hafif bir sitem? Ya şimdi o konuda pek oluyor. Bazen inat oluyor. Ediyoruz olmaz da. Mı? Yani bilmiyorum. Babasınız tabii, haklısınız. Her çocuk birazcık zaman zaman aileyle öyle. Evet. Olur öyle şeyler. Ne söyleyeceksin Hanife? İşte baban geldi karşında. Bak kalkmış gelmiş senin hoş için. Geldi. Hoş bulduk. Babam normalde biraz asabi bir insan. Aa hiç öyle gözükmüyor. Çok tontiş, İnanın çok ki, şeker. Hani böyle yani çok korkmayız hani babadan ama vardır böyle korkumuz. Biraz olacak babadan bir çekinme yahu. Değil çok mi? Çok yakışıklı ya. Canın dibine bak. Tövbe ya. Ay canım babam. İyi ki de geldi. Dur kızım. Yani şey hani böyle bana şey diyorlar ya bazen. İşte senin annen baban yok mu? Ben gerçekten annem... Ya ben bütün aileler konusunda hassasım. Hep söylüyorum. Ama kendi ailem konusunda gerçekten çok hassasım. Yani ben çok ufak şeylerden alınıp hiç olmayacak insanlarla bile tartışma yaşayabilirim bunlarla alakalı. Yani sevdiğim insanlarla bile zıtlaşabilirim. Çünkü aileme karşı ufacık bir eleştiriyi bile kabul edemiyorum. Evet. Çünkü gerçekten... Canım onlar ya. En çok... İçinde bütün oyunları kurtla kuzu olsun şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsen bile bırakıp gitme sakın. Masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Kalk kalk kalk. Kalkmayacağım. Tamam. Ya babam böyle şeydir ya, sevgi gösterileri falan hiç sevmez. Hani şeydir yani böyle yapmayın, etmeyin, dokunmayın. İşte bir yolda falan böyle koluna girsek yapmayın. Sürekli bir yapmayın halleri. Sular duruldu mu biraz? Çünkü Hanife açıkçası endişeli ve birazcık da çekinerek bekledi sizi. Bulanan su mutlaka zamanı geldiği zaman durulur. Berraklaşır. Çok üzülüyordu sizle arası kötü diye. Biraz... Kalk şuradan. Hayır. Ay baba otur. Kalk bakayım diyor. O da ay diyor. Babalar gizli severler ya. Çok doğru değil mi? Öyle de biraz. Babalar birazcık... Annemle daha böyle ulu orta aşkımız. Babamla hiç Hanife yüzünden saklı. Annesiyle tartıştınız oluyor mu? Hani o koruyor, savuruyor siz. Bir saniye şimdi. Orada bir duralım. Orada bir duralım. Eyvah. Orada bir duralım. Duralım, peki. 22 yıllık evliyim. Maşallah. Eğer ki şu anda tekrar 20 yaşına döneceğim, 20 yaşına döneceğim, ev aynı yerde olacak. Tekrar gider, aynı eşimi tekrar alırım. Ay ne mutlu. Ne mutlu. Hanım dedin, her şey durur bende. Ne güzel. Yani ne bileyim, herkesi karşıma alırım desem olur yani. Ay dur dur. Hanife daha evvel söyledi. Annemle babamın ilk başlarda bilmiyorum ama şimdi aşkla evliler. İnşallah ben de öyle bir evlilik yaparım dedi. Allah İnşallah. Ayırmasın sizleri bir ömür. Amin, mutlu amin. Mesut geçirin gidin. Cümlemize nerede varsa. Çok da güzel evlatlarınız var. Çok da cici bir hanımınız var. Çok geldiler, şükür Allah'ımıza. Gördük, tanıştık. Evet. Ne güzel, Allah bozmasın. Çok. Tabii ki bir baba olarak...
O üzüldüğünde, o ağladığında ya da sinirlendiğinde siz de aynı şeyleri yaşıyorsunuz, evet. İster istemez, haklı. Özellikle sizinle ilgili, ailesiyle ilgili çok hassas. İşte bu sosyal medyada bir şey geldiğinde falan filan, evet. Hakikaten çıldırıyor, tutamıyoruz onu. Evet. Dolayısıyla sizin bugün buraya gelmeniz çok önemliydi onun için. Ben İyi ki geldiniz. Onun için gitmeyeceğim, Allah hiçbir yer yok. Kurtlarda. Kurtla kuzu olsun, şekerle bağ. Ya bir şey söyleyeyim mi? Babam normalde beni haklı görmez. Hiçbir konuda. Siz ilk defa geliyorsunuz değil mi canlı yayına? Evet. Evet. İşte evlat sevgisi neler yaptırıyor insana. Getiriyor, geliyorlar, kayıtsız kalamıyorlar. Çok normal. Bu arada çok güzel bir tablo var karşımda. Bozmak istemezdim ama kaç gündür annemle ilgili işte biliyorsunuz hassas bir dönemden geçiyoruz. Çok şükür tabii ki şu an daha iyi, daha da iyi olacak. Ama ben bir herkese teşekkür ettim ama hayat arkadaşım, can yoldaşım, sevgili eşim Korhan'a teşekkür edemedim. Aylardır hakikaten koşturuyor onun için. O da onun evladı tabii ki. Teşekkür ediyorum. Canım benim, iyi ki varsın, iyi ki bizim yanımızdasın. Şimdi, ben sevmem böyle konularda konuşmayı, çok da ihtiyaç da duymadım aslında bu konuyla ilgili açıklama yapmayı ama sadece siz sevgili sevenlerimiz, seyredenlerimiz için yapıyorum bu açıklamayı. Yoksa benim ekibimi, programı ya da yapımcımı zora soktuklarını düşündüğümden değil. Sizlere bir açıklama borcu olduğunu düşündüğümden 3 ay evvel, altını çizerek söylüyorum, ta 3 ay evvel biliyorsunuz Adnan adlı şahıs burada Nargile'ye defalarca aşkını ilan etti. Şov yaptı aslında. Şovmenlik yaptı. Şovunu yapmaya da devam ediyor. Mankenin üzerine gelinlik geçirip evlenme teklif etti. Defalarca Nargile onu reddetti. Defalarca burada canlı yayında olmayacak bir üslupla konuştu. Ağza alınmayacak şeyler söyledi. Kaç defa sizler şahitsiniz, hem loca adaylarım hem sevgili seyirciler. Kaç kere ben yayından kovmadım mı? Ekip arkadaşlarım defalarca onu arkada uyarmadık mı? Uyardık. Sizin şahit olduklarınızın dışında defalarca uyardık. Yapma Adnan, etme Adnan. Nargile kendisi kaç kere Adnan'ı reddetmedi mi? İstemiyorum gelme demedi mi? Kendisi burada ayaklarına kapanıp çiçekler vermedi mi? Hatta kadıncağız program onun yüzünden kaçmadı mı? Biz de ona Nargile'nin onunla evlenmek istemediğini söylemedik mi? O gün burada da hepiniz gayet iyi Nargile'nin gelmeyeceğini bilmiyor muyduk? Ne oldu 3 ay sonra? Ne değişti? Herkes acaba biliyor. Biz bütün gün kuşaklarında birinci oluyoruz diye sizler takdir ediyorsunuz ve seyrediyoruz diye mi bunlara maruz kaldık? Rating mağduru muyuz biz? Acaba bütün bunların sebebi başarımız mı? Evet. Hep beraber bizim başarımız mı? Vallahi yıkıldı ortalık, helal olsun. Aynen. Sağ olun. Dur. Ya yapmayın, eksik olmayın. Evet. Sağ olun. Eksik olmayın, sağ olun. Dur yapmayın lütfen. Teşekkür ederim, sağ olun. Maalesef artık olay ana haberlere taşındığı için fakat bu konuyla ilgili zaten yapımcım, kanalım gerekli suç duyurulığında bulundular ve bugün de bir basın açıklaması yaptılar. Ben de programın ve ekibin adına tabii ki naçizane 2-3 cümle sarf etmek istedim. Bu konuyla ilgili de daha fazla sizi meşgul etmek istemiyorum. Ben insanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve Allah'ıma havale ediyorum. Sizler zaten
bu haberlere itibar etmediğinizi, bizi seyrederek, bizi tercih ettirerek de gösterdiniz. Ben de sizleri alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra devam. Biraz evvel reklam arası verdiğimiz için bu konuyla ilgili birkaç cümle daha açıklama yapacağım. Onu da şu nikah memuruyla ilgili yarın konuşacağız ama bugün maalesef dilerdim ki güzel bir şekilde noktalayayım. Fakat çok saygıdeğer iş adamımız Mustafa Koç'u kaybettik. Ben değerli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin efendim. Toprağı bol olsun, nurlar içinde yatsın diyelim. Bugünlük bizden bu kadar. İyi akşamlar. Yarın Fox TV'de görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.